Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun sevgili izleyenler. Cuma sohbetlerine bir kez daha hoş geldiniz. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan her hafta olduğu gibi bu hafta da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumanız efendim. Mübarek olsun. Allah razı olsun. Aynı zamanda aşureyi. Aşuremiz de, evet, cumamız da mübarek olsun. Evet. Biraz konuşuruz ilerleyen dakikalarda inşallah aşure gününü. Evet, ekranları başında bizi izleyenler, aynı zamanda stüdyo konuklarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Cumanız ve aşure gününüz mübarek olsun. Geçen hafta burada olanlar var değil mi? Aşure yediniz. Beraber yedik. Nadire annemizin gönderdiği aşureler vardı. Selam olsun bir kez daha Nadire annemize. Ellerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ellerinden öpüyorum ben Nadire annemizin. Her yıl hiç ihmal etmiyor. Evet. Yaşına rağmen, sağlığına rağmen buraya aşure gönderiyor. Biz de stüdyo konuklarımızla, burada çalışan arkadaşlarımızla yiyoruz. Allah razı olsun. Dua ediyoruz kendisine. Evet. Aşure yapan var mı bugün evde? Yok mu? Tamam. Hayır. Evde yapmış olabilirsiniz canım. Buraya getirmediniz. Tamam. Keşke getirseydiniz de. Yaptınız mı? Buradan gidince yapacaklarmış hocam. Peki. İnşallah. Allah kabul etsin diyelim. Kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz hafta bereket konusunu işleyecektik. Yarım kaldı. Bugün inşallah aynı konu üzerine sohbetimizi, hocamızın sohbetine devam ederiz. Yine sorular var. Hem Twitter üzerinden gelen sorular, biriken sorular var. Birkaçını ben aktarayım. Sonra konumuzla ilgili konu başlıklarını aktaracağım. Allah korkusu sözünü merak ediyorlar. Yani Allah korkusu ne demek? Bunu merak ediyorlar. İlerleyen dakikalarda soracağız. Melekleri merak ediyorlar hocam. Doğru. Meleklerle ilgili hocamız neler söyler, neler anlatır diye merak ediyorlar. Bayanların ziynet eşyasından zekat vermeleri gerekir mi diye soruyorlar. İçki içilen evde namaz kılınır mı diye soruyorlar. Bütün bu sorular ve fazlası inşallah ilerleyen dakikalarda hocamıza soracağımız sorulardan bazıları. Evet, bereket nedir? Hangi şeyler berekete sebep olur? Kur'an-ı Kerim'de bereketsizlik tabloları neler? Efendimizin hayatından bereket tabloları neler? İlerleyen dakikalarda hocamıza soracağımız konu başlıklarından bazıları. Maalesef yine şehitlerimiz var. Ya. Başta da ifade edelim. Cenab-ı Hak bu acıları yaşatmasın. Her seferinde aynı şeyleri söylüyoruz. Yaşamayalım artık, dursun diyoruz ama maalesef şehitlerimiz var hocam. Efendim, vatanımız mübarektir. Milletimiz azizdir. İslam ümmetinin ümididir ülkemiz. Böyle olunca hasmı da çoktur. Yani Ahmet Yesevi Hazretleri talebelerini yetiştiriyor, buraya gönderiyor. 7000 kilometre. Evet. Niye? Çünkü bu topraklar dünyanın kalbi. Dün öyle, bugün de öyle. Mesela altının altına talip çok olur. Kıymetli şeydir. O yüzden kasalarda, keselerde saklanılır. Hani ülkemizin de böyle hasmı, düşmanı çoktur. Ve o yüzden ama şehit vermekten de çekinmeyen bir milletiz. Bu bakımdan takdir etmek lazım. Mevlana diyor ki, acının içinde tatlıyı gör. Ya acının içinde nasıl tatlı göreceksin? Her gün şehit geliyor ama işte bakın, demek vatanına, milletine, ezanına, bayrağına öyle sahip ki hayatının baharında çiçeği burnunda gencecik yiğitleri kurban verebiliyor. Evet. Yani demek ki o uğurda, yani kutsal değerler uğrunda şehit vermeyi göze alabiliyor. Milli mücadele yıllarımızdan bir tablo. Bakın, Hasan Çavuş'un anasının mektubu. Geçen gece ben bu cengin rüyasını görmüştüm. Sevincimden ağlayarak hayır diye yormuştum. Sağ elinde yükselmişti o sancak. O sancak ki Müslümanın şanlı namus gömleği. Cana minnet bilin anın uğrunda ölmeyi. Sen düşünme, millet bize canı gibi bakıyor. Bolluk şükür, zat zahire her taraftan akıyor. Eğer köyde ölen kalan var mı diye sorarsan, eşi dostu hatırlayıp anarsan, Muhtargil'in Ahmet şehit olmuş. Allah. Haber geldi dün. Şenlik oldu, mevlüt oldu, düğün oldu bütün gün. Köy güyendi, kuşandı, hep namazgaha gittiler. O şehidin rahmetullah duasını ettiler. Anaya bak.
nasıl oğluna, çavuşun annesi. Öyle diyor yani. Nasıl oğluna bir ruh veriyor şu ana. Moral ana veriyor. Moral veriyor. Oğlum köydeki haber bu. Ekmeğimiz, aşımız var. Elhamdülillah da. Yok ama var. Evet. Ya yok ama yok var. Ama ne var. Güzel söyledin. Yok ama var. Ama köydeki haber de bu. Muhtarların, Ahmet'in şehitlik haberi geldi. Saçımızı, başımızı yolmadık. Bağrımıza kara taşlar çalmadık. Şenlik oldu, düğün oldu, mevlüt oldu. Bütün gün köy giyindi, kuşandı, hep namazgaha gittiler. O şehidin rahmetullah duasını ettiler. Bakın şehit Ahmet'in kardeşi ne diyor? O kadar kandı mı bağrın ey çocuk? Ecelin sunduğu şarabı içtin. Sırayı, saygıyı unuttun çabuk. Sebep ne? Ağandan ileri geçtin. Kardeşim bir sıra var, saygı var ya. Yani önce ben şehit olmalıydım, sonra sen şehit olmalıydın. Sırayı, saygıyı da unuttun kardeşine, şehit kardeşine, ağabeyi böyle diyor. Nişanlısı ne diyor? Dedi Ahmet, beni artık ahirette beklesin. Ben onunum, utanmasın, beni haktan istesin. Kaderim bu, şehit olmuş benim şanlı yiğidim. Kız kalırım, varmam ere, ben de canlı şehidim. Allah Allah. Ben de canlı şehidim. Ya bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatandır. Böyle diyorum ama Muhsin Bey elbette, yani yüreğimizin yanmaması da mümkün değildir. Bakıyorsun ki daha bir aylık evli veya çocuğunun yeni doğmasına çocuk, evet, bir ay kalmış. İnsanlar böyle yiğitleri kurban veriyoruz. Ama değerli hısımları, yakınları için iki tane hadisi şerifi taziye meyanında arz etmiş olayım. Allah razı olsun. Bütün milletimiz hocam, sadece anaları, babaları, eşleri, kardeşleri değil, doğrusu bütün milletimize taziyede bulunuyorum ve iki tane hadis-i şerif okuyorum. Li-şehid indallah sitte husal. Şehit için şu altı özellik var. Bir, şehit olur olmaz bağışlanır. Aman ya Rabbi, bir kul için ne büyük şey bu. İki, ve yere makadehu minel cenne. Cennetteki mekanı gösterilir. Üç, kabir azabından emin olur. Dört, mahşerin dehşetinden emin olur. Ve başına yakuttan bir tac konulur ki dünyalardan, dünyada olanlardan çok daha değerlidir. Akrabasından da 70 kişiye şefaat yetkisi verilir. Allah! Bu ne şeref ya, bu ne fazilet. Yani şimdi bakın, değerli evlatları 90 sene yaşasaydı ailelerine, akrabalarına kazandıracaklarından daha fazlasını şehit olmakla kazandırmıştır. Daha fazlasını şehit olmakla kazandırmıştır. Bakın sevgili Peygamberimiz Zeyd İbni Harise'nin şehit oluşunu Rabbimiz ekranda gösteriyor. Sanki bu bir mucize tabii. Efendimiz böyle kederli, mahzun Zeyd İbni Harise'nin evine varıyor. Ama eşi zeki kadın anlıyor. Ya Resulallah, cepheden bir haber mi var? Efendimizin böyle mahzun duruşundan hanım hissediyor. Evet, bir haber var. Sen şehit eşi oldun. Seni tebrik ederim. Ve çocuklar diyor kuş cücüğü gibi bizler dizildik. Berber çağırdı. Peygamber aleyhisselam bizi tıraş ettirdi diyor. Ve Efendimiz bakın milli geleneğimiz olmuştur. Zeyd İbni Harise'nin Hazreti Cafer'in, hayır bu anlattıklarım, Hazreti Cafer'in eşi kederlidir. Eşi kederlidir. O yüzden 3 gün süreyle onlar yemek yapamazlar. Siz yapın. Onların evine yemek götürünüz. Yani bu bizim aynı zamanda milli bir geleneğimiz haline gelmiş. Gelin şimdi ikinci hadis-i şerifi okuyayım.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, Allah şehide 5 şey verdi, 5 ikramda bulundu. Onu bana da benden önceki peygamberlere de vermedi. Bütün peygamberlerin ruhunu ölüm meleği aldı. Benim ruhumu da ölüm meleği alacak. Ama şehitlerin ruhunu doğrudan Allah alacak. Yani ölüm meleğini şehide musallat etmeyecek. Bütün peygamberler öldükten sonra yıkandılar. Ben de öleceğim ve öldükten sonra yıkanacağım. Ama şehitlerin dünya suyuna ihtiyaçları yoktur. Kanları yaralarından kan akar, rengi kan rengi ama kokusu mis kokusu. Bütün peygamberler ölünce kefenlendi. Ben de öleceğim ve kefenleneceğim ama şehitler kefenlenmezler. Gerçi diyeceksiniz bugün bizim şehitlerimiz evet, hem yıkanıyor hem kefenleniyor. O her ihtimale karşı böyle oluyor. Yani tamamen cephede olunca yıkamadan, kefenlenmeden defnetmek gerekiyor. Ama yıkanması, kefenlenmesinde de bir zarar yoktur. Daha da iyidir. O yüzden bugün şehitlerimizi öyle yapıyoruz. Bütün peygamberler öldü. Ölünce öldü denildi, ben de öleceğim ve öldü denileceğim ama şehitlere öldü demeyin diyor. Allah. Kur'an'da iki ayetinde şehitlere öldü demeyin, onlar diridirler. Lakin nasıl diri olduklarını siz bilemezsiniz. Bütün peygamberlere şefaat yetkisi verilecek, bana da şefaat yetkisi verilecek. Şefaat yetkisi var şehidin. Yani bu hadis-i şeriflerle değerli aziz milletimizi ve özellikle de şehit yakınlarını taziyelerimizi bu hadis-i şerifler vesilesiyle arz etmiş olalım. Allah razı olsun. Peki telefonla sevgili peygamberimize komşu eylesin. Muhsin Bey şu ayete bakın. Ve men yud'illah ve rasul. Allah ve elçisine uyanlar, onlar kendilerine nimetler verilen peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdirler. Ve hasune ulaike rafika. Onlarla komşuluk ne güzel oldu. Ayet-i kerime. Bakın şehitleri fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkin ve şühedâ ve salihin. Yani peygamberlerle, sıddıklarla beraber şehitleri de söylüyor. Onlarla komşuluk, onlarla arkadaşlık ne de güzel oldu. Allah böyle buyuruyor. Yani şehitlere verilen ne yüce makamdır, mevkidir. Evet, o yüzden Rabbimiz şehit hısımlarına sabırlar yağdırsın. Amin, amin. Sabırlarına da hudutsuz mükafatlar ihsan ediyoruz. Bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Evet. Telefonla devam edelim. Bir telefonumuz var. Evet. Cuma sohbetlerinin ilk telefonu olacak. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hocam hürmetle. Cumanız mübarek olsun. Estağfurullah efendim. Buyurun efendim. Ben yıllardır yatakta yatıyorum. Şu anda yatakta yatıyorum. Eşim de terk etti gitti beni. Ben yalnız kaldım. Geçen hafta intihar ettiydim. Kapı koptu. Şimdi tekrar intihar etmek istiyorum. Kimse kalıp başlıyor. Kimse bakmıyor. Ben perişan durumdayım. Şu anda. Beyefendi. Mecalim yok. Beyefendi. Beyefendi. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diye girdik. Ne güzel. Şöyle bir sakinleyelim. Rahatlayalım. Bu güzel cuma gününün bereketinden istifade edelim inşallah. Şimdi biraz sizi tanıyalım. Kaç yaşındasınız? 50 yaşındayım. 18 yıldır yatakta yatıyorum ben. Şu bir aydır daha kötü oldum ben. 50 yaşındasınız. 18 yıldır da yatıyorsunuz. Hastasınız. Rahatsızlığınız evet, ne? Rahatsızlığım. Hastanelerde yattım. Bir tane tedavi bulamadım. Ha doktorlar ne? Kimse de yardım etmiyor. Ne akrabalarım ne kimse kapımı açmıyor. Eşiniz niye terk etti sizi?
Yoruldum dedi artık bakarken dedi. Vallahi yoruldum dedi. Kaç yıldır evlisiniz? 30 yılı geçti. 30 yıllık yaşı yoruldum deyip sizi terk ediyor. Çocuklar da mı yok beyefendi? Çocuklarım vardı, evlendi gitti. Kendi başıma şu anda yaşıyorum. Göreceğim vaziyetteyim, Allah'ın bedelinden korusun. Geçen hafta intihar ettim dediniz siz. Geçen hafta intihar etmiştim, kablo kopmuştu. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Yoruldum artık. Kimse kapımı açmıyor, kimse de biliyor, yardım etmiyor, kimse de basmıyor, çekmiyor. Bir sakin olun. Şimdi ben hocamıza sözü vereceğim de iyice anlayalım durumu diye biraz sizinle konuşuyorum. Peki şu anda sizinle ilgilenen, yatalak hastayım diyorsunuz. Sizinle ilgilenen, size yardımcı olan kimse yok mu? Komşularınız, akrabanız, eşiniz gitti, çocuklarınız da gitti. Komşularım yok. Gecenin bir tane bir akrabam geldi yanı başımda ağladı, çekti, koydu gitti. Ne yaptın kadın? Hmm, akrabanız var, o da bıraktı gitti sizi. Peki bu konuda mutlaka yardımcı olacaktır. Devletimiz evet. Yalnız bırakmayacaktır ama tabii eşinin bırakıp gitmesi, çocuklarının bırakıp gitmesi çok acı bir durum. 30 yıldır evli, 18 yıllık yatalak hasta ve eşi artık yetti bana, daha fazla dayanamayacağım deyip bırakıp gitmiş hocam. Ve beyefendi de geçtiğimiz hafta... Ben şimdi intihar etsem bunun günahı var mıdır? Yani biraz hocamızı dinleyelim mi? Biraz hocamızı dinleyelim mi? Bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ve salatu nurun ve sadakatu bürhanun ve sabru ziyaun. Namaz aydınlıktır, sadaka bürhandır, delildir. Sabır. Hocam sabaha kadar ibadet yapıyorum ben. Dinle bak. Sabır ziyadır. Ağlıyorum Allah'a. Sabır aydınlık. Sabır aydınlık. Bak şimdi sabrediyorum diyorum da sabretmediğin anlaşılıyor. Bir taraftan intihar, kablo koptu diyorsun. Bir taraftan bak şimdi şu feryatların. Öyle değil. Ya bakın gelin Eyüp peygamberi düşünelim. Yani 20 sene servet gitmiş, saman gitmiş, evlat gitmiş, iyal gitmiş, bağ, bahçe, cennet gibi bahçeler gitmiş. Ve bir de hastalık onun üstüne. Eşinin sabrı bitiyor. Sen diyor Allah'ın elçisisin. Ne olur dua et de Allah şifa versin. Rabbi enni messeniye durru fe ente erhamur rahimin. Ya Rabbi her tarafımı hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin. Rabbimiz de derhal şifa veriyor. Ve kezalike nüncil müminin. Müminleri de böyle kurtarırız Rabbimiz. O yüzden bakın imtihansız kul yoktur. Bugün biraz sonra bu aşure dolayısıyla da gelir herhalde. Hazreti Hüseyin Efendimiz kimdir? Sevgili peygamberimizin yeri gelmişken söyleyeyim bakın. Hazreti Hasan hicretin 3. yılında doğdu. Hazreti Hüseyin 4. yılında doğdu. Mescid-i Nebevi'de Efendimiz oturuyor. Birini sağ, diğerini sol dizine oturtmuş. Onları seviyordu. Bir sahabi geliyor. Ya Resulallah herhalde onları seviyorsunuz. Kim onları severse beni sevmiş olur. Kim onlara buğz ederse bana buğz etmiş olur. Peygamberimiz bir gün hutbe minberinde halka orada hitap ediyor. Hazreti Hasan'la Hüseyin de gelmişler böyle entarileri ayaklarına dolaşıyor. Peygamberimiz orada huzursuz oluyor. Minberde halka hitap ediyor ama çok sevimli sevimli Hazreti Hasan da Hüseyin entarileri uzun ayaklarına dolaşıyor. Düşüyorlar. Peygamber aleyhisselam minberde rahatsız oluyor. Minberden iniyor. Onları kaldırıyor. İnnekum tübekhilûn ve tücebbinûn. Çocuklar siz anayı babayı cimrileştiren, anayı babayı korkaklaştıran, anayı babayı cahilleştiren ve innekum bir reyhanil cennet. Bununla birlikte siz cennet çiçeğisiniz buyuruyor. Yani Efendimizin huzurunda bakın Hazreti Hasan'la Hüseyin güreşiyorlar. Sevgili Peygamberimiz haydi Hasan, Hasan haydi öyle diyor. Hazreti Fatıma da diyor ki niçin diyor haydi Hasan diyorsun. Haydi Hüseyin demiyor diyor. Efendimiz de diyor ki Cebrail de haydi Hüseyin diyor ya.
Yani Peygamberimiz bakın öpermiş, koklarmış. Bazen alnından, bazen karnından öpüyor. Sırtına bindiriyor, kokluyor. Ben bunları seviyorum. Bunları seven beni de sevmiş olur diye buyuruyor. Ama ikisinin de dünyadan ayrılışı çok acı. Hazreti Hasan'ı eşi zehirliyor. Hazreti Hüseyin'i 72 kişiler Hazreti Hüseyin'le birlikte. Şurada ırmak akıyor, ateş yağıyor adeta, hava da öyle sıcak. Müsaade edin de karşı tarafa şuradan su aldırayım. Hayır, seni susuz bırakacağız. Ya Allah Allah, kimi susuz bırakıyorsunuz? Peygamber evladı susuz bırakılıyor. Ve sahabeden biri dayanamıyor. Affedersiniz, o ırmağın suyunu eşekler içiyor yahu. Biz ne zalim adamız da peygamber evladına vermiyoruz. Senin aklın yetmiyor. Hadi hem ağzına bir yumruk indiriliyor filan. Bakın ne acılar yaşanıyor. 72 kişi koyun boğazlanır gibi kurban ediliyor. Böyle bir acı yaşanıyor. Ya bu peygamber torunu ya, bu peygamber torunu. Yani insanın başına bakın neler gelirmiş cihanda. Perdenin arkasını açalım da şöyle bir bakalım. Acaba ya Rabbi bu hikmet ne, sebep ne? Çok yüksek. Cennet saraylarının verilebilmesi için hikmet dünyadan o. Ayrılışın böyle olması gerekiyor. Hocam reklama gireceğim de beyefendi hatta hattasınız değil mi beyefendi? Tamam. Tekrar sizinle sohbet edeceğiz. Hattan ayrılmayın. Hattan ayrılmayın. Arkadaşlarımız sizinle konuşacaklar. Reklamlardan sonra sohbete devam edelim. Kısa bir ara. Evet, yeniden birlikteyiz. Telefonumuz var. Yarım kaldı. Bir beyefendi aramıştı. Tekrar merhaba diyelim. Kendisine Konya'dan aramıştı. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet, ben not aldım. 30 yıllık evlisiniz. 18 yıldır hastasınız, yatıyorsunuz. 20 yılı geçti de 2-3 yıl zaten öyle gale almıyordum hastalığı. Ondan sonra düştüm. Yıllarca yemek yemedim zaten. Şimdi tekrar yemekten düştüm. Süt içiyordum. Dek geliyordu işte. Sütü de tekrar sizin... geri çıkar diyorum. Anladım. Ben sizin rahatsızlığınızı tam olarak öğrenemedim ama. Nedir tam olarak rahatsızlığınız? Psikiyatrist dediler. Hastanelerde yattım o kadar. Nörolojide hastanelerde yattım. Senelerce yattım. Aylarca yattım. Ceren tedavileri gördüm. Hiçbir hastalığa yanıt vermedi. Anladım. Eşiniz sizi terk etti. Artık yeter dayanamıyorum dedi. 17-18 yıldır daha kullanıyorum. Şu anda 4-5 tane hap atıyorum. Bilmiyorum. Konya merkezden mi arıyorsunuz? Yok. İlçesindeyim. İlçesinde. Bakın belediyelerin sosyal hizmet müdürlükleri var. Bu konuda belediye yardımcı oluyorlar. 5 yıl belediye başkanlığı yaptı burada. Bir gün kapım açmadı muhtar şimdi. Bir tane kapım açmadı. Şimdi ben arkadaşlar araştırıyorlar sizin bakın. Ya da bana göndermiyor. Anladım. Şimdi geçtiğimiz haftada siz intihar girişiminde bulunmuşsunuz. Arkadaşlara ben biraz evvel reklam arasında konuştuk. Onlar yardımcı olacaklar. Hangi ilçedeyseniz onlar irtibata geçecekler. Artık günümüzde hocam biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Ya, belediyelerimizin büyük hizmetleri var. Valiliklerin hizmetleri var. Kaymakamlıkların hizmetleri var. Belediyede çalışan adama oruçta biz benim hanımım önüne geçti de bizim onumuz yok, etmemiz yok. Dedi bir torba onu verin dedi. Vermedi, 15 gün aşağıldı benim hanımım. İlçenizi söylemediniz ama arkadaşlar bu konuda yardımcı olacaklar. Bu intihar girişimiyle ilgili sizin sorunuz vardı. İntihar etmenin dinimizdeki yeri nedir diye. Efendim, başkasını öldürmek nasıl haramsa. Düşünüyorum Allah'ım. Bir hocamızı dinleyelim mi? Bakın geçtiğimiz hafta dediniz ki intihar girişiminde bulundum. Kablo koptu dediniz. Bak, doğru mu? Sevgili kardeşim. Şimdi Kontv'yi aradım. Kontv'den gelin dedim. Allah rızası için gelin dedim. Enerjiyi hazırlayıp. Ben intihar ederken çekin dedim ya, bu nedir dedim yani. Allah Allah. Gel bu havaları bırakalım. Bak şikayetimiz olursa bile Allah'a söyleyelim. Allah'ın kulları da bakın Muhsin Bey'in dediği gibi
valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız. Valiliklere de gittik, kaymakamlıklara da gittik. Herkes bizim yapacağımız bir şey yok. Beyefendi, gitmenize gerek yok. Artık hizmeti evinize geliyor. Artık hakikaten çok büyük hizmetler var. Yani sizin şu anda eşiniz sizi terk etti. Bakın, doktor aradık, böyle böyle gelin, ben yatıyorum dedim. Ben bir şey yemiyorum, içmiyorum. Dışarı çıkamıyorum, kapının önüne çıkamıyorum. Yalnız şu var bak. Bak biraz teşekkür etmesini de bilmeli. Allah'a şükür, Allah'ın kullarına da teşekkürü bilmiyor. Yoksa herkes o sanır, herkes kaçar. Bakın şu kadar yıllık hayat arkadaşı bile kaçıyor. O yüzden ben beyefendiye bunu tavsiye ederim. Yani biraz dili de durmalı. Hep Allah'tan beklemeli. Gör ki Konya gibi şehrimizde ne hizmetler var, ne hizmetler var. Allah, her yerde var hocam şu anda. Her ilde Allah var aşkına. Da. Konya'mızda da var yani bu. Darda, zorda, sıkıntıda olan yaşlı genç ayırmaksızın hocam hizmetlere ulaşıyor. Ben bu devlet çarkımızın içinde görev yapmış insanım. Bak valiliklerimiz nezdinde sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıfları vardır. Kaymakamlıklar nezdinde vardır. Yani kimse aç, açık bırakılmaz. Eşiniz nerede şu anda eşiniz? Bıraktı gitti kızının yanına. Peki eşinizin eşinin numarasına ulaşabilirse arkadaşlar, rica edeyim ben sevgili Fatma'dan, yönetmenimizden ulaşabilirse bir de onunla konuşalım. Bir diğer husus da, inşallah arkadaşlarımız yardımcı olsunlar. Şu anda söylemek istemiyor anlaşılan hangi ilçeden olduğunu. Siz arkadaşlar, rica ediyorum Ric'deki arkadaşlara. Bir konuşun hangi ilçede yaşıyor, ondan sonra eşine ulaşabilirseniz eşiyle ulaşın, biz yardımcı olmaya çalışalım. Belli ki biraz aksi davranıyor. Sizin de ifade ettiğiniz şekilde aksi davranıyor. Agresif davranıyor tabii, öyle olunca. Peki, teşekkür ediyoruz. Bu intiharla ilgili sorunuzu cevaplayacağız. Teşekkürler, geçmiş olsun. Evet, evet efendim. İntihar etmek dinimizde haram. Başkasını öldürmek nasıl haramsa, kişinin kendi canına kıyması da öyle haramdır. Kişi ne ile canına kıyarsa hep onunla azaplanır. Mesela yüksek bir yerden atlayarak mı canına kıydı, durmadan o şekilde ona işkence edilir. Veya bir demirle mi, bıçakla mı, tabancayla mı canına kıydı, o şekilde azaplanır. Zehir içmekle mi, o şekilde. Yani o yüzden intihar, kaçma, kurtulma çare değildir. Yani insan başım bunalıma girdi, ben gidiyorum. Öyle değil. Tek başınasın, kendin için yaşamıyorsun. Şu insanlar için de yaşıyorsun. Şu insanlara faydalı olmak mecburiyetindesin. Ben o sandım, bıktım, ben gidiyorum. Gideceğim, kurtulacağım. Gidip kurtulamazsın öyle. Yok yani. Evet. Hemen. Arkadaşlarımız ulaşabilirlerse eşine de ulaşmaya çalışsınlar. Eğer bağlantı gerçekleştirirsek eşinden bir de dinleyelim. Eşine bir de soralım durum nedir. Çünkü çok açıkta konuşmadı. Sıkıntıları olduğu belli beyefendinin. Ama dediğim gibi Konya'da bulunduğu yerde ne tür hizmetler alabilir? Arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Biz takipçi olacağız. Bunu da belirtelim. Peki. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Twitter'a az sonra döneceğim. Sabırsızlanıyorsunuz, farkındayım ama bir yandan ben Twitter'daki gelen soruları da takip ediyorum. Biraz sonra döneceğiz Twitter'a. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Sağ olun. Bursa arıyor. Selam olsun Bursa'ya. Allah razı olsun. Hocamın ellerinden öpüyorum. Allah ömrüne ömür katsın Allah inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Bilgilerinden istifade ediyoruz. Çok Allah olsun. Başımızdan eksik etmesin Allah inşallah. Sağ olun efendim. Hocam ben babam hakkında soracaktım da sorumu. Evet. Hocam biz 4 kardeşiz. Yani inanın babamın elinde kalmışız artık. Yani babam ömrü, yani 60 yaşında ömrü hep böyle bizlere eziyet etmekle. Hocam hani küfür, şirk, hani haşa haşa, hani Allah'a küfür. Bizleri böyle hani yanlışa, harama sevk etmekle. Ama Allah'ıma binlerce şükür, hani hiçbirimiz onun hani dediğine, onun gibi olmadık. Bazen hani huylarımızı bile benzettiğimiz zaman, hani Allah korusun, çocuklarımızın bile huyunu, işte yüzünü benzettikleri zaman, işte babana benziyor dedikleri zaman, Allah korusun huyu benzemesin, bizi o dereceye, hani onları dedirtecek dereceye getirmiş. Hani tefeciden para alma, harama gitme,
insanları dolandırma. Annem hala mesela 57 yaşında, annem hala ondan hani dayak yer, azar işitir, küfür yer. Anasına babasına, ölmüş anasına babasına. Yani bunları hepimize yaptı. Ben sizden bir gün şunu duymuştum. Hani ölümü istemek günahtır. Allah'ım al canımı demek günahtır. Fakat çektiği eziyetlerden, sıkıntılardan hani bunaldığı zaman şunu diyebilir. Allah'ım eğer ölmem yaşamamdan hayırlıysa al canımı. Şimdi hocam biz de, yani ben de, abilerim de, kardeşim de, bir bekar kardeşim var. Yani o şu anda evde, onun elinde kalmış durumda ve şu anda yani hepimizi de borç batağına sürüklemiş durumda. Tefecilerden aldığı parayla hocam yani bizden istiyor hani borcunu ödemek için. Bizim yakamızı bırakmıyor. Hani benim bile yuvamı huzursuz edecek derecede, abilerimin yuvasını huzursuz edecek derecede böyle. Biz onun borçlarını habire ödüyoruz. Ve borcun da ne olduğunu hiç bilmiyoruz hocam. Kaç yaşında babanız? Babam 60 yaşında hocam. 60 yaşında. Evet. Ve ben hani beddua etmiyorum da artık. Biz dua da ettik babama. Hocam yani dua da ettik, beddua da ettik. Ve ben artık şu dereceye geldim. Allah'ım diyorum bu adamın ölmesi, yaşamasından hayırlısıysa al canını. Çünkü hepimizi böyle sürüklüyor. Hepimizi. Evet. Ve yani tefeciler artık böyle işte böyle şey yapıyorlar, hani tehdit ediyorlar çocuklarımızla. Anladım. Bizi tehdit ediyorlar. Şu anda bu sıkıntılardan dolayı, babanızla ilgili yaşadığınız bu sorunlardan dolayı anladığım şu sorunuz da şu. Bizim bu şekilde dua etmemiz babamıza uygun mu diye soruyorsunuz. Hocam siz. Yani Muhsin Bey biz dua da ediyoruz. Yani kurban olduğum Allah hidayet de diliyoruz. Bazen annem yani o dereceye geliyor, böyle isyan edecek dereceye geliyor. Ben annemi uyarıyorum çoğu zaman işte yani etmeyelim diye, ama yani isyan etmiyoruz da ben artık hani böyle beddua ediyorum. Yani evet. Babaya beddua edilir mi hocam, günaha giriyor muyum? Evet. Çok da üzülüyorum hani ettiğim için, ama bazen böyle ölümünü düşünüyoruz. Diyorum ki acaba ölse hani biz şey yapar mıyız, hani üzülür müyüz, ağlar mıyız diye düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum, diyorum ki herhalde diyorum öldüğü için değil de keşke iyi bir babamız olsaydı da biz öldüğü için ağlasaydık diye düşünüyorum çoğu zaman. Evet hocam. Yani böyle bir babaya sahibiz. Ve hani böyle bu şeylerden kurtardığımız zaman, borçlardan, kötülüklerden, ne bileyim, kurtardığımız zaman arkasını dönüp de hani borcunu ödeyen insan değil, tekrar bize hani borcunu ödeyen insan değil, bir de anladım, üstüne yapmasaydın, etmeseydin diyen bir insan. Babanızın psikolojik sorunları var mı peki? Yok hocam, yani hiçbir yani hastalığı bile olmadı şimdiye kadar. Doğru düzgün doktora gitmiş insan değil. O kadar da ketum bir, yani şey bir insan, böyle kötüye bir şey olmaz derler ya hocam. Sanki öyle bir insan yani. Evet. Hanım kardeşiniz. Yani biz beddua ettiğimiz için günah. Annem onun elinde kalmış. Bütün sülalede böyle saygınlığını yitirmiş. Ama hala bağıra çağıra küfür ederek böyle sanki saygınlığının artacağını düşünüyor. Yani ne namaz var ne niyaz var hocam. Yani haşa böyle kavgalar edildiği zaman hocam hepimizi böyle zaten... Hani hepimiz de 3 kardeş evliyiz, bir tane bekarımız var. Yani biz küçüklüğümüzden beri yani hepimiz böyle başarılı insanlardık hocam. Ne okuyabildik parasızlıktan. Yani yuva kurduk, Allah'ıma binlerce şükür yuvalarımızı kurduk, çocuklarımız var. Bir tane bekar kardeşim kaldı. Böyle söylüyoruz, sen niye çok paranın peşine gidiyorsun diyoruz. Böyle dolandırılıyor, kandırılıyor. Milleti kendine çarpmaya çalışırken kendisi çarpılıyor. Peki. Bu yollara hep gidiyor. Evet. Yani malının mülkünü benim kardeşim artık elinde kalmış. Yani imza yetkisini böyle elinden almaya çalışıyorlar. Hocamızı dinleyelim. Malının mülkünü hocamızı kavurgan dinleyelim o zaman hanımefendi. Hocamızı dinleyelim. Neler tavsiye edeceğiz? Hanım kardeşimiz Akif merhum şöyle der biliyorum. Baba sağ, evlat öksüz. Baba sağ, evlat öksüz. Yani bakın kızımız doğrusu hakikaten... yüreğin yanmaması mümkün mü şu tablo karşısında? Ama gelin bu hanım kızımızla birlikte 60 yıl geriye gidelim. Babasının da acaba babasına işte İslam terbiyesi verilemedi. Sebep bu. Bütün mesele bu. Eğitilemedi. Eğitim olmadı. Din terbiyesi verilmedi. Yani bütün şu mücadelelerimizin, Muhsin Bey, şu koşuşturmalarımızın sebebi ne işte?
60 yıl önceki ortamı düşünün. Ailede dini terbiyeyi alamadı, okulda alamadı, bulunduğu ortamda alamadı. Kötü arkadaşlarının etkisinde kaldı ve ondan sonra bakın kendi rahatsız, evlatları rahatsız, teşrik-i mesai ettiği insanlar rahatsız. Ya nasıl sevgili Peygamberimiz buyuruyor ya, her doğan İslam fıtratı üzere doğar ama onun çevresi onu Hristiyanlaştırır veya Yahudileştirir diye bir hadis-i şerif var ya, işte vaktiyle ona İslam terbiyesi verilemediğinden dolayı, bakın Rabbimiz imandan uzaklaşan kişiyi anlatırken şu tabloya bakın. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيْحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ Allah'tan uzaklaşan kişi fezalardan düşen, yalçın kayalıklara çarpan, parça parça olan, her parçacığını da yırtıcı kuşların kapıştığı gibidir. Şu tabloya bakın. Şu karanlık, hiç huzur var mı? Fezalardan düşüyor, kayalıklara çarpıyor, parça parça oluyor, parçacıklarını da yırtıcı kuşlar kapışıyor. Aldatayım derken aldanıyor. Güzel tasvir etti. Babasının hangi bunalım, hangi stres, hangi karanlık içerisinde olduğunu hanımefendi güzel tasvir ettiler. Acıyı tasvir ettiler. Yüreğimiz de yandı. Ama alacağımız ders var. Alacağımız ders var. İşte İslam terbiyesine bunun için ihtiyaç var. Allah'ı seveceğiz, peygamberini seveceğiz, Allah'ın kullarını seveceğiz. Yani Allah'a karşı, Allah'ın kullarına karşı, devletimize karşı, milletimize karşı sorumluluğumuz vardır. Yani şu dünyada cehennem hayatını yaşatmaya hakkı var mı bu insanın? Ama neredeyse elinde değil, iradesine hakim değil. Vicdanını gidip dinleyelim, o da bu işten muzdariptir. Yani bak şu hocam, çocuk. Evet. Şimdi muzdarip ama böyle anlık böyle üzüntüleri oluyor ama böyle bu işten kurtulduğu zaman hepimizi siliyor. Yapmasaydınız, etmeseydiniz, hani anlık böyle üzüntüsü oluyor ama çok geçici. Biz artık hani böyle timsah gözyaşları derler ya hocam, ağladığı zaman o şekil anlıyoruz onun gözyaşlarını. Ve benim annem de bir o kadar iyi, bir o kadar sabırlı, yani hepimizi doğru düzgün yetiştirdi Allah'ın izniyle. Yani hiç yani ona çekmedik, yani babama çekmedik. Yani Allah'ın izniyle hep annemin dualarıyla hep ayakta kaldık. Annemin dualarıyla böyle bu yuvaları kurduk. Annem, biz de artık annem için üzülüyoruz. Benim annem 57 yaşında, dayak yiyecek yaşını çoktan geçti. Ama benim annem hala ondan dayak yiyor. Allah Allah. Biz annemi alıp çıkmak istiyoruz, yapamıyoruz. Evet. Yani yakamızı sıyıramıyoruz. Ne bileyim hani, yani bildiğiniz bütün kötülükleri gördük babamdan. Hakikaten zor bir durum. Yani yaşam size zehir oluyor adeta. Öyle oluyor. Aynen. Hocam yuvalarımıza huzursuzluk veriyor. Anladım. Benim eşimi arayıp benim eşimden paralar istiyor. Ne bileyim hocam, verdik. Annem geri verdi hep. Annem böyle el işi paralarıyla, ne bileyim hocam, zekatlarla. Ve benim annem 38 yıldır evliler hocam. Yeni 2 senedir ev sahibi oldular. O da babam işte emekliliğini falan yatırdı. Devletimizden Allah razı olsun, bu aflarla, hani aflarla falan böyle krediyle, hani bu şey emekli ediyordu. Evet. Bu şekil emekli oldu. O emeklilik şeyi parası bitince kredi çekip yeni ev aldılar hocam, 60 milyara ya. Hocam 60 milyara ev mi var şimdi? Öyle bir ev aldılar ve bu ev gidecekti neredeyse. Peki. Bu aralar. Bakın reklama gireceğiz, yüzünden. Reklama gireceğiz. Uzadı biraz. Sizin sorunuza ben tekrar döneceğim. Babaya beddua edilir mi? Böyle durumlarda babaya beddua evet, edilir hocam, mi? Evet hocam, evet. Yani ediyoruz. Beddua değil, ama dua edelim. Günaha giriyor muyuz? Gelin beddua değil, dua edelim. Allah ıslah hocam, etsin. Hocam dua da ediyoruz ama ben artık şunu diyorum hani... Allah'ım ölmesi yaşamasından hayırlısıysa al canını ya Rabbim. Bu şekilde dua hani... edilir mi diyor hocam? Sorusu bu. O şekilde dua edilir. Evet. Edilir mi? O şekilde dua edilir. Zaten sen söyledin diyor daha önce, böyledir. Ya insan. Hocam onu iyi bir anlayalım. Şimdi yani, nasıl? Şimdi bakın. Yani ölüm için dua mı etmiş hocam? Ölüm için dua edilmez de bakıyor ki yaşamak oldukça güç, ancak şöyle diyebilir. Ya Rabbi ölüm benim için hayırlıysa al beni huzuruna.
Yok, yaşamam hayırlı ise... Ha, bu şekilde. Tabii öyle. Tamam, böyle dua öyle edersin. Dua edelim. Peki reklama mı gidiyoruz? Reklama gidiyoruz, kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Az önce bizi Konya'dan arayan bir beyefendi vardı, hatırlayacaksınız. İntihar girişiminde bulunmuştu. 30 yıldır evli olduklarını söyledi. Yaklaşık 18 yıldır da hasta olduğunu ifade etti. Yatalak evet. olduğunu söyledi. Eşinin kendisini terk ettiğini iddia etmişti. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Eşine ulaştı arkadaşlarımız. Eşi şu anda attığımızda, bir konuşalım, bir kendisinden dinleyelim tekrar meseleyi. Hoş geldiniz Zeynep'imize. Hayırlı cumalar. Bulduk. Hayırlı cumalar. Cumanız Allah mübarek olsun. Buyurun. Evet. Sağ olun. Sizlerin de mübarek olsun. Yayını takip edebildiniz mi Cuma sohbetlerini? Ben sürekli takip ediyordum da bugün seyretmediğim için takip etmedim yani şimdi. Evet. Eşiniz aradı. Evet. Bizi ve geçtiğimiz hafta intihar girişiminde bulunmuş. 18 evet, yıldır doğrudur. 18 yıldır hasta olduğunu, bakıma muhtaç olduğunu söyledi ve sizin kendisini terk ettiğiniz, artık dayanamıyorum ben gidiyorum dediğinizi söyledi. Siz terk etmişsiniz evet, eşinizi. Evet, doğrudur. Doğru mu? Evet. Evet. Neden böyle bir şey yaptınız? 30 yıllık evlisiniz. Ya iyice bıktım artık yani, yokluk bir taraftan sefalet, eşimin rahatsızlığını tamam Allah'tan geldi. Kimsenin ne olacağını bilmiyoruz ama inanır mısınız? Borç, dert, artık her şeyden bıktım ya, bilmiyorum ne yapacağımı, ben de bilmiyorum. Her tarafa müracaat ediyorum, hiç kimse şey yapmıyorlar. Ben oruçta bile aç kaldım. Şu anda bile her taraf bana borçlar var yani, bilmiyorum. Nasıl ne bileceğimi de bilmiyorum şu anda. İnan ki çaresizlikten bıraktım geldim. Ne yapacağım da bilmiyorum şu anda. Siz şu an neredesiniz? Eşiniz nerede? Şu anda ben Konya'da kızımın yanında kalıyorum. Eşim de bir yerde kalıyor. Ayrı evde kalıyorum. Kendi evimde. Çocuklarınız kaç yaşında? Efendim? Çocuklarınız kaç yaşında? Çocuklarımız evlenmiş. Şu anda inan ki ben de çok fena oldum. Yani fazla konuşamayacağım. Yani terk ettim şu anda. Hayır, biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tekrar belki eve dönersiniz diye uğraş gösteriyoruz. Yani şu anda her taraflara borçlarım var. İnan ki ne yapacağımı bilmiyorum. Eşim rahatsız. Yani bilmiyorum. Siz artık kararsızsınız. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Ne olursunuz kusura bakmayın. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman ben tekrar arkadaşlarla konuştuk. Doğru. Hocam reklam arasında. Ulaşabilirlerse yardımcı olacaklar. Belediyelere ulaşıp Doğru. durumunu öğrenip ya da muhtarlık, neyse bulunduğu yeri söylemedi ilçeye, ama arkadaşlar öğrenecekler. Biz takipçisi olacağız diyelim ve Twitter'a geçelim. Birkaç soru var. Hocam onlarla devam edelim. Aşure gününü soruyorlar. Malum bugün Aşure günü. Önemini soruyorlar. Nereden geldiğini, bir hikayesi var mı diye soruyorlar. Efendim, bilindiği gibi bakın Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor Resulullah. İnne iddete şuhur indallahi 12 şehren fi kitabillah. Allah'ın kitabında aylar 12'dir. Evet. O 12 aydan 4'üne erbaatun hurum, eşhur hurum deniliyor. Yani saygı gösterilmesi gereken, babasının katili bile rastlasa başını yıkar geçermiş, cahiliye döneminde bile böyle. Bu aylardan biri Muharrem. Muharrem ne demek? Saygı gösterilmesi gereken ay demek. Muharrem ayının iki mühim özelliği vardır. Hicri yılbaşıdır Muharrem ayı. Sevgili Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl miladi takvime göre 622. İslami takvim başlangıcı kabul edilmiştir. Muharrem ayı da bunun yılbaşısı olarak kabul edilmiş. O Muharrem ayında sahabe-i kiram hicrete başlamıştı. Yani Hazreti Ömer Efendimiz halife iken topluyor ashabın ileri gelenlerini. Evet. Ya bir takvimimiz yok. Yani şu olay oldu, ne zaman oldu, neye göre oldu? Yani bir takvime ihtiyaç var. Sahabeden kimi diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ın doğumu yılbaşı olsun, kimi diyor ki vefatı yılbaşı olsun, Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki hicret diyor yılbaşı olsun. Ya ölüm her yıl matem akla gelir, ölüm değil de bu çok daha makul. Bütün orada bulunan sahabe de
benimsiyor bu fikri. Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Ömer döneminde. Evet. Bu fikir kabul ediliyor. Yani Muharrem ayı hicri yılın yılbaşısı olarak kabul ediliyor. Esasen Peygamberimizin hicreti Rebiülevvel ayında, Muharrem'de değil. Ama o yılın Muharrem ayından itibaren de sahabe-i kiram hicrete başlamıştır. Yani hicret olayı önemli mi? Çok önemli. Yani o güne kadar İslam ferdi idi, bireysel idi. Ama bundan sonra dalga dalga İslam imanı cihan ufuklarına gidecekti. İnsanlık bakımından son derece önemlidir bu. O yüzden takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Hicri takvimin yılbaşısı olarak kabul edilmiştir. Bu bir. İki, Aşure günü Muharrem ayının 10. gününde insanlık tarihinde fevkalade kurtuluş veren, mutluluk veren olaylar olmuş. Hazreti Adem'in tevbesi kabul edilmiş. Aşure günü. Nuh aleyhisselam düşün ki yani yerler, gökler sellere gark oluyor ve sonra gemisi Cudi dağına iniveriyor. Kurtulduğu gün. Bu da bugün oluyor. İbrahim peygamber Nemrut ateşlerinden kurtuluyor. Musa aleyhisselam milletini Firavun zulmünden kurtarıyor. Ama bu mutluluk veren olayların yanında bir de acı hadise var. Bu neyi gösteriyor? Demek ki dünyada acı ile tatlı yan yanadır. Hangi? Bu kadar insanlık tarihinde mutluluk olaylarının yanında bir de acı hadise. O biraz önce söylediğim Kerbela vakası. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti. Ama bizim dinimizde yas kaç gündür Muhsin Bey? Üç gündür. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz değil de bir başka Müslüman vefat etse yine üzülür müyüz? Yine üzülürüz. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz böyle bir şekilde şehit edilmesi elbette insan olanın yüreğini yakar. Bütün Müslümanların da yüreğini yakar. Biz de bu işe son derece üzülürüz. Ama üzüldüğümden dolayı vah Hüseyin kendimi böyle bunu yapmam. Zinciri al, alnına vur. Hazreti Hüseyin şehit oldu, üzgünüm. Hatta kılıcı al, alnına vur. Yani böyle yapanlar da oluyor. Bu doğru mu? Bizim dinimiz böyle olsun diyor mu? Bunu diyor kadere havale et diyor. Bunu kadere havale et. Bunu kurcalayıp durma. Aklı zorlayıp durma bu işe diyor. Yani o yüzden biz demek ki üzülürüz. Kalbimiz yanar ama sen sebep oldun, ben sebep oldum. Hadi kavgaya tutuşalım. Yanlış bu. Böyle şey yok. Bu olaydan bu dersi alırız. Bakın Yezid diye bir Müslüman evladına Yezid adını koymuyor. Ama Hüseyin adı çok. Ve camilerimizin kubbelerinde Hüseyin adı yazılı. Yezid adı yok. Hatta her gün namazda Hazreti Hüseyin Efendimiz için dua ediyoruz biz. Her gün. Bütün namazlarda bu kadar ya. Ama demek ki aklı selim ile bunları yapıyoruz da tutup da matem tutmalar, matem tutarken de düşmanlık yapmalar, siz şusunuz, biz busunuz yok. Ve Yezid bu işe sebebiyet veren insan nihayet 3 sene yaşamıştır. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetinden sonra 3 sene yaşamıştır. Değer miydi yani? Değer miydi? Bu nasıl göze alındı? Nasıl kıyıldı? Evet, bunlar çok acı vakalardır. Alacağımız ders budur. Ve bugün de acı ve tatlının öyle yan yanadır. Evet, yan yanadır. Ama birliğimizi, dirliğimizi korumalıyız. Yani Hazreti Ali Efendimiz'i çok sevenlere Alevi deniliyorsa
O manada ben de Aleviyim. Yani Alevidir, Sünnidir diye bir ayrımımız yoktur. Ama birliğimizi, dirliğimizi korumaya ihtiyaç vardır. Elin oğlu acaba buradan girebilir miyim diye, bunları biri birine düşürebilir miyim? Elin oğlu böyle bir fitne arıyor, bir fesat arıyor. Maalesef. Ve ona da fırsat vermemeliyim. Fırsat verme. Ehli kıbleden olan herkesle biz kardeşiz. Evet. Allah'ın yardımı da birlik üzerinedir. Allah razı olsun. Evet. Sorulara geçelim. Telefon alacağım biraz sonra. Birgül Hanım'ın sorusu var. Ramazan haricinde imsak girdiğinde namaz kılabilir miyim diye soruyor. İmsak vakti. İmsak girdiğinde neyi kılabilirim? Kaza namazı kılabilirim. Ama nafile namaz kılamam. İmsaktan sonra nafile namaz kılamam, kaza kılabilirim. O günün sadece sabah namazının sünnetini kılarım, sabah namazının farzını kılarım. Arzu ediyorsam kaza namazları kılabilir. Nafile? Kılamam. Kılamaz, evet. Nafile kılamaz. Beyi Hanım'ın sorusu var Twitter'dan. Hocam ben engelliyim. Her cuma izliyorum. Ellerinizden öpüyor. Selam yollamış size. Hastaneye yattığımda ayaklarımın üzerine mes ediyorum. Olur mu? Diye soruyor. Abdest alırken. Yani rahatsızlığından şey dolayı hastaneye yani yıkayamıyor. Yıkayamıyor hastanede. Mes ediyorum. Olur mu? Diye soruyor. Doğrudur. Tamam. Yurt dışından çok selam var size hocam. İletelim. Üzerimizde kalmasın. Sizden bir istek var hocam. Asıl efendim. Sizden bir istek var, bir rica var. İlahi istiyorlar sizden. Allah Allah. Yani ben güzel ilahi okuyabilen birisi değilim ama madem öyle. İlahi istiyorlar. Ha. Ben elçiyim hocam. Tamam efendim. Akıl olan fikreder, her haline şükreder, cümle mahluk zikreder. La ilahe illallah. Allah dede seninle, Rabbim her an seninle, yad et daim dilinle. La ilahe illallah. Gönülleri bol eyler, dağı taşı yol eyler, sultanları kul eyler. La ilahe illallah. Yunus da bunu dedi, yanar yürek aşk oldu, Mevla'nın güzel adı. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden efendim. Peki. Devam edelim. Telefon vardı değil mi? Telefonla devam edelim o halde. Birazdan sorulara tekrar dönelim. Hoş geldiniz. Alo. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hocam size bir sorum var. Benim oğlum arkadaşlarına uyarak içki içmeye başlamış. Şimdi de artık içmeyeceğim, tövbe etmek istiyorum diyor. Bunun nizamı, kuralı nedir? Ben sizden onu öğrenmek istiyorum lütfen. Evet. Efendim ne güzel oğlumuz hata işledi ama bereket ki bu hatanın da farkına vardı. Bütün insanlar hata işleyicidir. Hata işleyenlerin hayırlısı da tevbekar olanlardır. Evet, serhoş idim, ayıldım, ben bu işte yanıldım. Evet. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gidenlere, bilip edenlere, bilmeyip etmeyenlere, evet, tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime. Bilmeyip ettiklerime. Ve tuvu ilallahi cemiyan eyyuhel mü'minune leallekum tüflihun. Ey müminler, topyekun tevbekar olunuz ki mutluluğa erebilesiniz. Enne de mütevbetün. Bir, pişmanlık tevbedir. Pişman olmalıyım. İki, o işin semtine uğram, bir daha o günahı işlememeliyim. Üç, kul hakkı ile ilgili ise hakkı hak sahibine vermeliyim veya helallık almalıyım.
Evet, üç şartı var demek ki tövbenin. Doğrudur, evet. Önce pişman olmak, yürekten. Pişman olmalıyım. Evet, pişman olmak. Bir daha semtine uğramamalıyım, o işi yapmamalıyım. O günahı tekrar etmemek. Yani bu bir vesvese diye bir konuyu müstakil işleyelim diye düşünüyorum. İyi olur hocam, Muhsin Bey'le. İyi olur. Bunlardan birisi de bu işte. Yani vesvese, ben günah işledim, acaba bu günah affolur mu? Affolmadı herhalde. Öyle değil. Öyle değil. Ettaibü mine zembi kemen la zembele. Günahından tevbekar olan onu hiç işlememiş gibidir. Şimdi hanımefendi oğlu için böyle diyor. Böyle bunalıma düşmenin, ümitsizliğe kapılmanın yeri yok. Oğlum, yavrum, bir daha bu yola gitme. Yani eğer gitmezsen, pişmanlık da duyarsan Allah affeder. Pişmanlığı da şu bakımdan duymalı. Bakın, yaratan, yaşatan, Allah'ın mülkünde, onun nimetleriyle besleniyoruz. Ona bu saygısızlık yakışır mı? Bakın, o buyuruyor ki, o Allah. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricisüm min amelis şeytan. Ey müminler, içki, kumar, fal, bunlar pistir Allah tabiriyle. Bakın, ricsün min ameli şeytan, şeytan işidir. Feciteni bu, sakının bunlardan ki mutluluğa erebilesiniz. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqa beynekumul adavete vel bağda. Ezeli düşmanınız şeytan, içkiyle, kumarla aranıza kin girdirmek istiyor. Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Fehel entüm müntehûn. Vazgeçtiniz değil mi? Akıllı müminler. Allah böyle buyuruyor yani. Hatta mısınız hanımefendi? Ayrıldı mı? Cevabı verdi zaten hocam. Evet efendim. Tamam. Hocam, ikindi vakti uyumak haram mıdır, günah mıdır diye soruyorlar. Efendim, ikindi vakti haram, günah değildir. Yani o şöyle, iş bitiyor, iş bitmek üzere. Eve dönüş başlayacak. Yani hareket zamanında uykunun sırası mı? Yani milletimizin böyle kültürü böyle olmuş. O yüzden ikindi vakti uyumak iyi değil denilmiş. Ama vardiye ile çalışan kişi uyumak mecburiyetinde kalıyorsa elbette uyuyabilir. Haram değildir. Evet. Ya. Telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Hayırlı cumalar. Ankara arıyor bizi. Buyurun, sorunuzu duyalım. Evet. Evet. Merhabalar hocam. Merhaba efendim. Ben 21 yaşındayım. Sürekli iç sıkıntısı yaşıyorum. Felak suresi, Nas suresi, Ayetel Kürsi ve İnşirah suresi okuyorum. Ama bu iç sıkıntısından kurtulamıyorum. Yasin suresi okuyorum, Kur'an okuyorum. Sürekli iç sıkıntısı yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bana lütfen yardımcı olur musunuz? Evet. Hanım kızımız, güzel yapıyorsun. Bak şimdi, ama bakın, tedavi iki türlüdür. Dua iki türlüdür. Fiili. Bir, evet, bir kavli dua, kavli dua, fiili dua. Fiili dua nedir? Doktora giderim, uzman kişiyle görüşürüm, onun tavsiyelerini dinlerim, uyarım. Aynı zamanda dua da ederim. Rabbim'den şifa dilerim. Biri doktora gitmem, fiili dua, dua etmem, kavli dua. Bu işte demek ki doktora gitmeden sadece dua ile yetinirsem duayı tam yapmış olmam. Hmm. Duayı tam yapmış olmam için hem fiili dua yapacağım. Diyorum ki mesela, ya Rabbi bana salih evlat ver, hayırlı evlat ver. Ama daha evlenmemişim de yani. Evlenmeden salih evlat verir. Olmaz. Demek ki yağmur duasına çıkıyorum. Önce fidan dikmeliyim. Fidan dikmem fiili duadır. Yağmur duası yapmam da kavli duadır. Evet. O yüzden hanım kızımız, benim söyleyeceğim güzel duaları, ayetleri ne güzel okuyor. Zaten okuyorum maşallah dedi. Ama
ama uzmanına gitmek de lazım. O sıkıntının yani. Sebebi evet, nedir, kaynağı nedir? Onun bir araştırılması lazım. Onu uzmanı bulur, evet. Çıkarır. Evet. Bir yerde muhakkak bir takıntısı vardır, bir şey vardır. Doktor konuştururken onu çözer. Evet. Şu anda biz onun uzmanı değiliz, yapamayız. Evet. Yani. Var mı başka sorunuz hanımefendi? Hayır ama ben kendim doktora da gidiyorum. Hani onun haricinde dua ediyorum zaten. Tamam. Hani onun ne güzel o zaman. Başka bir dua evet. edebilir miyim diyecek. Evet. Siz iki yola da müracaat ediyorsunuz. Rabbimiz inşallah bu sıkıntınızdan cümle seyircilerimizle birlikte hep sıkıntılarımızdan aydınlığa kavuşturur. Amin diyelim o halde. Amin hocam. Evet. Bana dua şifalar ederseniz çok sevinirim. Şifalar diliyoruz efendim. Tamam. Evet. Reklama mı gideceğiz? Peki reklama gidelim o halde. Kısa bir ara. Az sonra birlikteyiz. Evet, Cuma sohbetleri devam ediyor. Meryem Hanım'ın bir sorusu var Twitter üzerinden. Hocam ben sınavlara çalışıyorum. Okuduğumu anlamıyorum. Bunun için okuduğumu anlayabileceğim, ezberlerimi tutabileceğim bir dua tavsiye eder misiniz demiş. Öğrenci kardeşimiz, arkadaşımız Meryem Hanım. Elem neşrah leke suresini tavsiye ederim. Elem neşrah leke'yi tavsiye edersiniz. Doğru. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz. Alo. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Ben hocama bir soru soracağım ama inşallah anlaşılır sorum. İnşallah. Ben oğlumun düğününde bana altın getirdiler, bana verdiler. Evet. Ben onu gelinime vermedim. Evet. Sonra ben dedim ona ki hakkını helal edin, ben onları aldım, helal edeyim misin, helal edeyim dedi. Evet. Bununla yani şimdi ne sorumluluk? Sonra dedi ki küstük yani aramızı yaptı, altınlarımı aldınız dedi. Bu nasıl olur hocam? Hmm. Efendim bu herhalde örfe göredir. Yani bulunduğumuz toplumda yani bu düğün sahibine mi veriliyor, gelin kıza mı veriliyor? Sizde nasıldır bu örf? Gelenek... Ya ben Samsun'daydım, bana halam yolladı dedi. Düğün hediyesi diye halam yolladı. Ben bir de halamın oğlu yani yok. Kendi akrabalarına bu hediyeyi sana verdik dediler yani. Yok, düğün yok, hediyesi yok. Diyelim ki. Haram demek mümkün değil çünkü... Siz düğün yapıyorsunuz, kız gelin ediyor veya oğlan evlendiriyor, birçok yükün altına giriyorsunuz, akraba, eş, dost da hediye getiriyor, yardımlaşılıyor. Siz evet, başkasına hocam. Hediye götürüyorsunuz, başkası size getiriyor. Bunun muhatabı illa gelin kızdır demek mümkün değildir. Herhalde bu masrafların altına giren aile olsa gerektir. Bazı yani demek ki değişiyor. Yani örfe göre değişiyor bu. Haramdır demek mümkün değil. Peki. Alabilir. Var mı başka sorunuz? Yani onu ona vermeyeyim ona değil mi geline? Vermeyeyim mi geline diyor şimdi. Verip vermemek senin elinde. ya verseniz verip, ne olur? Yani sıkıntıya mı düşersiniz? Ne olur? Gelin sonuçta. Ya tamam da siz 10 sene oldu. 10 sene olmuş. Ya çok muydu miktarı? Yok, 2 tane altın ya. 2 altın. Takıların tamamı değil yani. 2 altın. Yok 2 evet, tane altın. 2 tane altın. 2 tane altın. Ya durumunuz varsa hediye edin ne olur ki. Durumunuz varsa diyorum ama hocam da diyor ki vermek zorunda değil diyor hocam da. Tabii o mehir. Zorunda değilsem tamam yani mebal altına kalmayayım. Hocam tamam sizden fetvayı aldı eşim vermez artık. Tamam öyle efendim. Peki teşekkür ediyoruz aradığınız için hayırlı cumalar. Bir telefon daha alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz hayırlı cumalar efendim buyurun. Hayırlı cumalar. Şey, hocama da hayırlı cumalar. Sağ olun efendim hayırlı cumalar. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Eşimle alakalı sormak istiyorum. Evet. Hocam ben 14 senelik evliyim. Evet. 14 senenin sonunda şu an eşimle ayrıyız yani boşanma safhasındayız evet. eşimle. 14 senedir eşimin sürekli borcuyla, kumarıyla vesaire birçok şeyiyle sıkıntısıyla uğraştım evet. ve sonunda yani bu noktaya geldik. Senelerdir hani beni o noktaya getirme, beni o şekilde yapma. Çok yani çok senelerdir çok şans verdim eşime. Evet. Defalarca yani. Sırf çocuklarım için 2 tane çocuğum var. Hani boşanmayalım. Bu şekilde düşündüm. 14 senenin sonunda hocam bana olmadık yakıştırmalar yaptı. Başka ne bileyim
herhangi gördüğü sucu, elektrikçi, şu bu, bu tür insanlara beni yakıştırmalar yaptı. Çocuklarımın yanında söyledi bunları bana. Bunlar da benim çok zoruma gitti yani. Bunun sonucunda ben boşanma kararı aldım. Birkaç aydır da ayrıyız. Şu an mesela bana telefon açıyor. İşte bunun vebali sendedir. Boşanırsak vebali senin. İşte bu yuvayı sen yıkıyorsun diyor. Bu konu hakkında ben sizden bilgi almak istiyorum. Yani benim vebalim gerçekten var mı? Nedir evet. Yani? Ya geri dönüşü var mı bu işin, onu bir soralım. Gerçekten yok. Çok isterim ama bu son kelimeleri bana olmadık, yani beni rencide edecek başka insanları bana yakıştırması. Mesela yani söylenilmeyecek bir eşin eşine söyleyemeyeceği hakaretlerde bulundu. Sonradan da bunları sinir anında yaptım dedi ama bunu her zaman da yapıyordu. Bu son yaptıkları da çok aşırı oldu yani. Yani evet. Anlatamam. Burada da size yani sizin açınızdan bitti öyle mi? Yani bitti. Fakat şöyle de bir insanım. Vicdanen de yani gelgitleri yaşıyorum, üzülüyorum. Kesinlikle o insanın da kötü olmasını istemiyorum ama kendi açımdan bitti. Ben sadece şu an çocuklarım için bir düzen kurmaya çalışıyorum. Evet. Yani bu laflarını ailem de duydu. Hani tekrar böyle bir insanı kabul edemezsin diyorlar. Hani her şey olur. 14 senedir her şeyine katlanmışım. Yani içkisi, çalışmaması, sürekli bize yedirmeyip kumara vermesi, sürekli evet. bizi borçlara sürüklemesi, icralara sürüklemesi. Bunları hep geçmiştim ben. Sırf çocuklarım için. Ama bu son noktada bana bu şekilde kelimeler demesi, yani beni, yani bilmiyorum, tekrar bir araya bir evde bulunamam diye düşünüyorum. Anladım. Artık çocukları da yani düşünmüyorum. Çocuklarıma kendim bakacağım inşallah, Allah'ım nasip ederse. Beni nebal altında olmakla suçluyor. Hı hı. Gerçekten yani bu konuda benim vebalim olabilir mi? Diye soruyorsunuz hocama. Evet. Hocama bunu soruyorum. Peki, ben. Peki dinleyelim o halde. Efendim boşanmak, bakın müminin boşanması ile arş titrer buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Allah'ın sevmediği helal boşanmadır buyuruyor. Ama tabii illa boşanma kesinlikle yoktur değil. Çekilmez bir yük haline gelince tabii boşanma kapısı da açıktır. Açık. Şimdi artık bilemiyorum, hanımefendi kendi karar vermeli. Eğer bir ümidi varsa. Hocam vicdanen ya, de rahatsızlık duyuyorum dedi esasen. Acaba bir ümidi varsa beyefendi de yaptığı hatadan pişmanlık duyup tekrar etmeyecekse. Evet, hele son hakaretleri bilmem elektrikçiyle sucuyla görünce olmadık şeyleri yakıştırmaları. Hanımefendiyi çok üzmüş olabilir ama hakikaten son derece öfkeyle söylemiş olabilir, şaşkınlıkla söylemiş olabilir. Eğer bunlardan pişmanlık duyup özür diliyorsa, hanımefendinin rencide ettiği onurunu böyle şey yapmak istiyorsa, tekrar haysiyetini, şerefini rencide ettiğini açıkça itiraf ediyor. Yani hanımefendinin de kırılan gönlü onarılacak olursa boşanmamakta fayda görürüm. Duydunuz mu hocamızı? Evet hocam, sizi duydum. Yani tekrar yaşanmayacaksa bu hadiseler, bu tatsızlıklar, eşinizin hocam, bu hakaretleri tekrar yaşanmayacaksa, evet. eşiniz bu konuda size büyük bir söz verirse bu yuva yıkılmasın der hocam. İmkan nispetinde yıkılmasa. Şimdi bak hanımefendi, düşünüyorum. Hakikaten birçok zahmetler çekmiş. Her şeyi de bak burada söyleyemeyeceğim kadar şeyler. Ama rencide olmuş, üzülmüş. Yani eşini de düşünmek lazım. Evet. Eşi de böyle nefse uydu. Çocuklar uydu, da var hocam. Şimdi cehalet 14 yıldır yaptı. Hangi stresler, hangi hayatın zorlukları karşısında bu hanıma bu şekilde kaba davrandı. Belki bin nasihattan bir musibet evladır derler. Hanımefendinin böyle kararlılığını görünce belki o da derin. Ya bu da plastikten değil ki, bu da etten kemikten. Bu da ruh ve bedendir. Bu da insandır. Bu da üzmüşüm bu kadını ya. Yanlış ettim ben derse
zarardan zararın neresinden dönülür sonrası kârdır diye evet. de düşünmek lazım. Hocamızın tavsiyeleri bu yönde, karar sizin hanımefendi. Başka sorunuz var mı? Evet hocam, sizin yani vaktinizi de almak istemiyorum aslında da. Hocam bu 14 sene boyunca ben sizi sürekli izleyen bir insanım. Muhabbetinizi çok seviyorum. Hocam 14 sene boyunca ben bu insana defalarca, yani hani bu ilk değil, defalarca yani sayısızca ben şans vermişimdir. Sayısızca Kur'an-ı Kerim'e dahi el basmıştır. Sayısızca böyle boşanma noktalarına geldik, geri döndük. Sayısızca buna şans verildi, buna ev verildi, iş verildi. Yani anlatamam size. Hani birçok yani şey bu yani. Şansları daha önce kullandı senede, diyorsunuz. Daha önce kullandı hakkını çok, diyorsunuz. Yani evet. Hani böyle ilk olsa yani tabii ki ben de bir şans vermeyecek bir insan değilim. Hani artık inancım da kalmadı, ümidim de kalmadı, güvencim ya. De kalmadı. Çünkü kredisi hani bir kere ya. Hata yapılır, iki yapılır, ya. Üç yapılır bu defalarca. Defalarca. Evet. Yani artık inancım yok. Fakat işte bu nebale, yani ben girer miyim? Bu sorunun cevabını ben hocamdan almak istiyorum. Bu durumda mazur oluyor yani hanımefendi. Yok. Yani bu ayrılmanın, boşanmanın faturasını yalnız size yazmak mümkün değil tabii burada. Bugüne kadar çok direnç gösterdiniz, sabır gösterdiniz. Delikanlı yola gelmedi. Anlamadı bunları yine. Vebali hanımefendi olmaz yani. Öyle. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Tabii. Ama umarız tekrar birlikte olursunuz. Aile yıkılmaz öyle de. Ama temennimiz, temennimiz de o. Olsun. Tabii, peki. Temennimiz olsun. Bir telefon daha alalım. Sonra misafirlerimizin, stüdyo konuklarımızın sorularına geçeceğim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Yayındasınız şu anda. Trabzon arıyor. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Televizyon sesini kısalım. Tamam. Kısa. Buyurun efendim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim eşim 3,5 yıl oldu, iş kazası geçirdi, suya düşerek boğuldu. Bu şehit mi oldu acaba? Evet. İkinci sorumda iki tane yetim çocuğum var benim. Bir tanesi engelli, 3 yaşında. Yani ben bununla sürekli hastanelerde uğraşıyorum. Sürekli ya bundan da gurur duyuyorum. Benim mükafatım var mıdır? Kaç yaşında diye? Meleğiniz? Çocuğum. Evet. Çocuğum 3,5 yaşında. 3,5 yaşında. Evet. 6 aylık hamileydim. Eşimi kaybettim. Hı hı. Şu an çocuğum 3,5 yaşında. Eşim de suda boğuldu yani. Biraz da heyecanlıyım, kusura bakmayın. Evet. Eşiniz iş kazası sonucunda boğularak ya. Evet. Hayatını kaybetti. Şehit midir diye soruyor. Şehit evet. olmuş mudur diye soruyor. Yani umarız ki kendinin hiçbir şeyi yoktur. Taksiratı olmaksızın. Denizde boğulmasıyla da şehit olur. Evet. İnşallah. İkinci sorunuzu tekrar duyalım. Hocam, çocuğum 3,5 yaşında bir çocuğum var. Yürüyemiyor, konuşamıyor. Epilepsi evet. hastası. Beyninde küçülme var. Bütün çabalarıma rağmen doktora getiriyorum. Evet. Uğraşıyorum yani. Benim bunda mükafatım var mıdır öbür dünyada? Mükafatınız olmaz olur mu sizin? Nasıl mükafatınız olmaz sizin? Yani affederseniz bir köpeği sulayanı cennetle müjdeliyor sevgili peygamberimiz de. Siz bu yavruya bakıyorsunuz. Ya elbette büyük mükafatınız olacaktır. Ama bakın böyle illa dul yaşayacağım diye de bakın böyle bir şey var sanki. Bazı toplumlarda kınanıyor. Benim bir arkadaşım vefat etmişti. Onun eşi de evlenmişti. Bir düğün yerinde konuşuyordum. O hanım illa görüşeceğim. Buyur bacım görüşelim. Hocam ben de o nikahın faziletinden filan bahsetmişim. Meğer teşekkür için arıyor. Hocam dedi bu kadınlar bana demediğini bırakmıyor. Ne için evlendin? Ne lüzum vardı? Ne ihtiyaç vardı? En büyük suçu işlemişim gibi. Bu kadınlar beni suçluyordu dedi. Baskı. Yani o yüzden neha Resulullah ani tebettül, dul durmaktan Allah Resulü men etti. Yani demek ki illa böyle duracağım diye de düşünmemek lazım.
denk birisi olunca çevre de buna yardımcı olmalıdır. Evet. Çevre de buna yardımcı olmalı. Evet efendim. Mükafatı da yüksek diyorsunuz elbette çocuğundan yani, dolayı. Bu yavruya bakmak suretiyle elbette mükafatı bizim ölçemeyeceğimiz kadar büyüktür. Peki. Cenab-ı Hak hak ettiği mükafatı versin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Ve gelelim stüdyodaki konuklarımıza. Beklettik biraz size. Nereden başlayalım? Sizden başlayalım, önden başlayalım. Not bile almışsınız siz, öyle görüyorum. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı cumalarınız olsun. Sağ olun efendim. Her cuma sizi izlemekteyiz. Sağ olun. Ben Yenibosna'dan Kadriye. Size bir sorum var. Yasin-i Şerif suresini okurken selamun kavlen min Rabbir Rahim diyoruz. O nasıl bir şey? Yani o ayeti kerime Allah'tan size selam. Aman ya Rabbi, selam ne güzel şeymiş. Yani Allah'tan bize selam. Yasin-i Şerif'te işte bu anlamda, tabii bu heyecanla, bu feyizle, bu neşeyle dinliyoruz o mübarek ayeti. Elimizi böyle koyup yüzümüze sürüyoruz. O öyle yapmalıyız. İlla öyle bir şey de yok yani. Tamam. O ayet demek. Allah'ın kelamı dinliyoruz. Huzur duyuyoruz. Allah'tan selam. Selamün kavlen min Rabbir Rahim. Evet. 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 Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Arkaya uzatalım. Buyurun. Sizin sorunuz var. Hocam, benim yalın ayak namaz kılmanın hükmünü sormak istiyorum. Evet. Yalın ayak namaz kılmanın hükmünü. Namaz kılınır mı? Evet. Bir tane de şu Ramazan'da teravih kılıyoruz ya. Evet. Onda kıldığımız namazlar borçlarımıza sayılıyor mu? Ha, teravih, evet. Ramazan ayında kıldığımız teravihler kaza namazı yerine geçer mi diye soruyoruz. Evet. Evet. Efendim, kaza borçlarımızı yani, öder mi? Evet. Kaza borçlarımız ayrı ama Rabbimiz bakın mahkemede buyuruyor ki bu kulumun şu kadar farzdan borcu var. Nafilesi de var mı bu kulumun? Var. O ona mahsup edileceği, böyle bunu ifade eden hadis-i şerifler var ama biz şimdi hem teravih namazı sünneti müekkededir teravih namazı, hem onu kılarız. Teravih namazını yani sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Bakın innallâhe faraza siyame ramazan ve senentü lekum kıyame. Allah Ramazan'da orucu farz kıldı. Ben de teravih namazını mesnun olarak meşru kıldım. Sevabına inanarak, mükafatını bekleyerek orucu tutup teravihi kılan kişi Ramazan'dan çıkarken anasından doğduğu gibi ak olur, pak olur buyuruyor. Evet. O kaza namazlarımızı ayrıca hesap etmeli. Benim ne kadar kaza borcum var? 6 aylık. Ha. 6 aylık borcu ben nasıl edersem öderim diye kendime göre şöyle bir plan yapmalıyım. Onları ödemeye çalışmalıyım. İlk sorusu yalın ayak namaz kılınır mı diye sordu. Evet. Evet. Ha, öteki de yani kadın eli ve yüzü dışında her yer avrettir. Bazı ulema ayaklarda örtülmeli. Tarlada, bağda, bahçede çalışan örtmese de olur gibi görüşler vardır. Her ihtimale karşı biz örtülü kılarsak daha iyi olur. Teşekkürler. Tamam, sağ olun, teşekkür ederim. Uzatalım mikrofonu, buyurun. Hocam hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar efendim. Yakın tutun mikrofonu, buyurun. Yakın. Şimdi namazı kılarken her namazın arkasından, farzın arkasından farzı kaza ediyoruz. Bir günlük. Ya iki günlük de, üç günlük de peş peşe olur diyorlar. Aslı var mı? Olur mu öyle? Gücümüz yetiyorsa olur. Gücümüz yani ikindinin arkasından farzı kaza ettim. Şu değil. Bir daha illa, oluyor mu aynı farzın bakın, arasında? İlla öğlenin arkasından öğleni kaza edeceğim. Hı. İkindinin arkasından illa ikindiye kaza edeceğim diye bir şey yok. Bak önümüzde uzun kış geceleri vardır. Diyeyim ki ya uzun uzun uyuyacağıma kalkayım zaten şu kadar borcum var. 17 rekattır kaza, bir günde kaza edeceğim namaz. Hadi iki günlük namazı kaza edeyim gibi düşünebilirim. Gece vakti de bunu yapabilirim. Evet, veya o senin dediğin gibi de olur. Her namazın arkasından. O namazın? Amması şu. Mesela bakın sabah namazının arkasından kaza kılabilirim ama güneş doğmuş olmamalı. Güneş
Ola ki zaten sabah namazını güneş doğmaya az bir zaman kala kıldım. Arkasından da güneş doğduysa kaza kılamam. Eğer doğmadı, daha güneşin doğmasına epeyce var ise kaza kılabilirim. İkindiyi kılarken de ikindiyi farzı kıldım ama zaten geç kıldım. Şimdi kazada kılacağım. O da güneş battı batacak sırasında olmaması icap eder. Evet efendim. Bir kim? De altın önce 96 grama zekat veriliyor deniliyor daha önce. Şimdi 82 gram. Evet. Ama bazı hocalarda 88 gram, 96 gram. Hangisi doğru hocam bunun? Bunun hesabını kim yapıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor. 80,18 gram. İşte bazıları da yuvarlayıp demek ki 81 diyor, 82 diyor. 80,18 yani 80 gram. 80 gram. İşte o kadar yani. Evet. Aa, uzatalım yan tarafa. Yakın tutun teyzeciğim mikrofonu. Hayırlı cumalar hocacığım. Hayırlı cumalar, sağ olun. Ben sana bir sorum var. Oruç tutamıyorum, günaha giriyor muyum? Oruç tutamıyorum. Peki fidye verebiliyor mu yerine? Veriyorum. Ne güzel. Gücün yetmiyor. Sağlığın müsait değil. Problem yok. İşte yuridullahu bikumul yusur. Allah size kolaylık diliyor. Tutuyorum İlla zorlamıyor. İlla tutacaksın. Çok demiyor. Zorlanıyorum. Akşama doğru yok, bayılacak gibi. Kendini olur. Zorlama. Yani sağlık esastır. Bir sorum ama daha... onun yerine fidye veriyoruz. Ha, evet. Veriyorum. Tamam. Ne bir güzel. Sorum daha var. Umre'ye gider kimlerle gidilir? Nasıl? Umre'ye kiminle gidilir diyor. Sen mikrofonu al. Heh. Al mikrofonu söyle. Sen sor. Umre'ye kimlerle gidilir? Umre'ye kimlerle gidilir? Umre'ye. Peki cevabı reklamlardan sonra ha, duyalım. Reklamlara gidecekmişiz. Kısa bir ara. Telefonlarla devam edeceğiz ama yarım kalan bir sorumuz var. Teyzemizin sorusu. Tekrar edelim, tekrar edelim sorunuzu. Ha, ben Umre'ye gitmek istiyordum. Ben kiradayım. Acaba gitmem mecbur mu? Evet. Bir kere Umre mecbur diye bir şey değil. Umre sünnettir. Yapan sevap alır, yapmayan sorumlu olmaz. Şimdi eşiyle, kardeşiyle, oğluyla, yani mahremleriyle gitmesi çok güzel. Evet, ama ben o olmadığı halde şimdi o da Şafii'ye göre, yolda güvenlikte olduğuna göre kadınlarla birleşerek gitme durumu da var. Ama asıl ideal olan nedir? Mahremiyle gitmesidir. Evet, evet. En iyi oldu. Ben onu çok duydum herkesten. Doğru. Hep... Sansürüm çok yükseliydi. 75 yaşındayım. Giden evet. Gidemiyorum. Evet, peki. Ha, yalnız ben onu biliyorum şey yapacağını. Biliyorum tamam. Onu. Evet. Teşekkür ederim. Arkaya uzatalım. Arkaya uzatalım mikrofonu. Evet. Sağ olun efendim. Sizde kalsın mikrofon. Ben telefon alacağım. Mezar ziyaretinde. Peki sor bakalım. Mezar ziyaretinde. Konuşulanlar duyulur mu acaba hocam? Tekrar ne? Eder misiniz? Mezar ziyaretinde. Konuşulanlar duyulur mu acaba? Evet. Mezar ziyaretinde. Evet. Konuşulanlar duyulur evet. mu diyor. Efendim sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ölüler duyar mı? Sizin yani zaten nasıl ziyaret edeceğiz mezarı bakın. Şöyle yatıyor ya. Biz ayak ucundan varacağız. Sanki cephesine varmış da bizi görüyor, bizi dinliyor gibi. Sevgili peygamberimiz sizin ayak seslerinizi bile duyarlar. Diye buyuruyor. Selam veriyor Allah'ın Resulü. Esselamu aleyküm dâra kavmü müminin. Müminlerin yurdu size selam olsun. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz. Size de bize de Rabbimden afiyet dilerim. Böyle düşünüyoruz. Yani duyduklarını düşünerek selam veriyoruz. Evet efendim. Duyarlar. Öyle. Evet. Hocam duyarlar. Bir soru daha soracağım. Yakın tutun mikrofonu duyamıyoruz. Evet. Miras. Konuşuluyor. Onda da bir günah olur mu? Miras nasıl ya? Mezarın başında mesela miras. Mezarın başında miras paylaşımı mı konuşuluyor? Evet, onu konuşuluyor evet. Mezarın başında. Evet. Evet. Allah Allah. Kavga yani, kavga ediliyor. Yani akrabaları kavga ediyor evet, mezar aynen, başında. Evet, aynen evet. Ha, evet. Mezarda şey yapıyorlar. Evet. Miras kavgası yapıyorlar. Miras paylaşımı. Evet.
Bu yanlış tabii. Evet. Evet. Ya. Yani elhâkumut tekâsiru hatta zürtümül mekâbir. Yani kabirlere gelinceye kadar çokluk, mal, mülk, sevdası sizi alıkoydu. Bari mezarda olsun uyansak. Yani o mezardan şöyle bir ses geliyor. Ya nazıran bir kabri. Ey kabrime bakan ve beni düşünen kişi. Dün ben senin gibiydim. Yarın sen de benim gibi olacaksın. Mezarlığı ziyaretten maksat duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Bari bunları duysam hala orada mal kavgası yapıyorum. Yanlış ya. Diyor hocam. Yanlış. Evet peki. Tabii ya. Öne doğru uzatın. Öne doğru ben bir telefon alayım. Daha sonra sorabilirsiniz. Evet telefon alayım. Beklemesin izleyicilerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun efendim. Ben hocama bir sorum olacaktı. Evet. Ben 30 yıllık evliyim. Ondan sonra eşimden hep şiddet zorla evlendim ben. Hı. Eşimle hep şiddet, hep küfür. Çok anneden işte ailemle annemden çok küfür ediyor. Bu da zina eşiyle birlikte olursa zina diye biliyorum. Öyle ne kadar günah, ne kadar diye sormak istiyorum hocama. İkinci sorumda. Ya eşi bir dakika soruyu şiddet... doğru anlayalım da ondan sonra hocamıza cevap bırakalım. Ha. Eşinizin şiddet uyguladığını söylediniz. Bir de çok küfür ediyor dediniz. Annemden çok küfür ediyor. Evet. Annem. Anneniz evet. Annenizle ilgili küfürler ediyor. Evet. Evet. Zina midir? Şimdi eşimle beraber olduğumda zina midir diye günahtır diyorlar. Anne de küfür olursa nikahtan düşüyormuşum. Ha, şimdi oldu. Böyle bir şey. Nikahımız düşmüş müdür diye soruyorsunuz, bozulmuş mudur diye soruyorsunuz. Bu küfürlerden evet, dolayı. Evet, bu birinci soru. İkinci evet. soru? İkinci soruda ayrılmayı düşünüyorum. Bu şeylere katlanamıyorum. Ayrılmayı düşünüyorum. Acaba benim burada ne kadar şeyim olur? Günah mı, ayrılayım mı, ne yapayım? İki, böyle çok şeydeyim yani. Evet, 30 yıldır evlisiniz. Eşinizden evet. şiddet görüyorsunuz. Çok küfür ediyor. Dolayısıyla siz de ayrılmayı düşünüyorsunuz şu anda. Aynen öyle hocam. Evet, ayrılayım mı diye soruyor hocam. Efendim yani sibabül müslim füsukun. Sibabül müslim ya sonra bir başka hadis-i şerif var. Sevgili peygamberimiz leysel mümin bitta'an velel'an velel fahiş velel bedi. Mümin böyle kaba, saba söven, küfreden adam değildir. Yani demek ki mümine bunlar yakışmaz. Gönüller kırıyor. İnsanları muzdarip ediyor, huzursuz ediyor. Yani ağzından güzel şey çıksın be adam. Yani dua et, sevgi sözcükleri çıksın, hayır sözler söyle. Bakın tamiri mümkün olmayacak yıkımlar mı ya? Hanımefendi ciddi şekilde boşansam mı diye düşünüyor. Sorumsuzca, hesapsızca, nefse uyarak, öfkeye kapılarak söylenen sözler. Efendimiz buyuruyor, kişi düşünmeden bir söz söyler. O söz dolayısıyla cehennemden kendisine ayrılan yer, doğu ile batı arasındaki mesafeden çok daha geniştir. Kişi bile söz demini demeye sözün kemini, yedi cihan cehennemini sekiz uçmak ede bir söz, yedi cihan cehennemini sekiz cennet ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz. Bir söz ağılı aşı, bal ile yağ ediyor, yıkılan yuvayı yapıyor. Ama söz var yuva yıkıyor. Söz var savaş kestiriyor. Söz var baş kestiriyor. Ama tabii bu boşanma en son çaredir. Hemen çok basit bir şekilde madem kafamız bozuldu, bu adam küfrediyor, biz de boşanalım. 30 yıllık evliler. Bundan sonra birbirlerine daha çok ihtiyaçları olacak. Kesinlikle. Ya entüm libasüllehünne ve hünne libasüllekum. Erkekler
siz kadınlara örtü, kadınlar siz de erkeklere örtü. Şimdi örtüsüz şuraya dışarıya çıkabilir miyiz? Çırılçıplak. Çıksak ne olur? Vah vah vah, yazık olmuş, adam kafayı üşütmüş, kafayı bozmuş derler. Çıkamayız değil mi? Yani ne kadar elbiseye ihtiyacımız var. İşte erkeğin kadına, kadının erkeğe ihtiyacı de var. İhtiyacı var. Yaşları ne kadar geçerse geçsin. Yani o nefesine ihtiyacı var, nefesi. Evet. İlk sorusu da hocam, eşimin ettiği bu küfürlerden dolayı bizim dini nikahımız zarar görmüş müdür diye sordu. Yani şu söylenen sözlerden dini nikah gitmemiştir tabii. Hemen dini nikah gitti demek mümkün değildir. Ne tür küfürler dini nikaha zarar verir hocam? Efendim, Allah'ın kesin hükümlerini inkar, imanı da giderir, nikahı da giderir. Allah'ın kesin hükümlerini yani, inkar ederse şayet otur. Ama ben hemen kolay onu demek istemiyorum. Bir insan kolay kolay onu dememeli, demez diye düşünüyorum. O zaman iman da gidiyor zaten. Yani iman bırakın da nikahı, gider, iman nikah da gider. Hepsi gidiyor. O güne kadar yaptığı ameller Allah de korusun. Silinir. Allah korusun. Çok büyük bir ziyan Allah yani. Korusun. Çok büyük bir ziyan. Peki, bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Bursa'ya selamlar. Evet. Bu kez yine mi Bursa? Merhabalar. Hayırlı cumalar. Kuş sesleri geliyor. Ne güzel. Duyuyor musunuz bizi? Yayındasınız şu anda. Evet. Evet. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Buyurun. Selam. Hayırlı buyurun. Cumalar olsun. Sağ buyurun. Olun. Hayırlı efendim. Cumalar. Evet. Hocam. Hocam ben 5 vakit namaz için konuşacaktım. Evet. Şimdi biz sünneti kılıyoruz ya. Evet. Şimdi mesela eşimle kayınbabam dedi ki bana sünneti kılmayalım. Yani sünneti bırak, üzerimize farz olan 5 vakit namaz farzdır diye. Evet. Evet. Yani kaza namazlarını kıl, sünneti kılma, kaza namazlarını kıl diye bana ısrarla anladım. Baskı yaptılar. Sizin namaz borçlarınız var. Size de dedi ki aile fertlerinden bazıları, evet, ya farzı kıl, sünnet yerine de kaza kıl dediler. Sünneti terk et dediler size. Evet, evet, evet. Şimdi olur mu diye hemen soruyor. Efendim, evet. Bakın, evet. Şimdi ben vaktinde namazı kılmadım. Evet. Bu halimle mahcubum, günahkarım, suç işledim değil mi? Peki bundan dolayı Allah'tan af dilemem lazım. Ya Rabbi, vaktinde sana teşekkür edemedim. Af diliyorum ya Rabbi. Bir taraftan hem onu kaza edeceğim, ayrıca da özür dileyeceğim, tevbe edeceğim, istiğfar edeceğim ondan dolayı. Şimdi günlük namazların, diyelim ki öğlen namazının sünnetini kılmayayım. Zaten daha önce kılmadığım öğlen namazı vardı. O 4 rekatlık sünnet yerine 4 rekatlık farz, öğlenin farzını kılayım. Böyle diyeceğim. Zaten bir kere mahcubum. Şimdi öğlen namazının vakit namazı öğlenin sünnetini terk ettim. Ne demek bunu? Sünneti terk etmek demek. Sünneti yapan ne olur? Şefaate erer, sevap alır. Yapmayan ne olur? Sevaptan mahrum kalır, şefaatten mahrum kalır. Hatta azarlanmaya, itaba maruz kalır. Ya zaten ben vaktiyle farzı yapmadım, ondan dolayı bir mahcubiyetim var. Şimdi bir de sünneti terk edecek. Tekrar bir de sünneti, bak, şefaatten mahrum doğru oluyorum. Değil yani. Yani yanlış o, yanlış. O zaman ne yapacak? Öğlenin öğlen vaktini kılacak, öğlen sünnetiyle, farzıyla. Ön sünnetiyle, son sünnetiyle 10 rekatlık kılacak. Öğlen namazını kılacağım. Kaza için ayrıca. Kazamı da gücüm nispetinde yine yani ekmek paramı falan kazanmak için çalışacağım. Bütün işi gücü uykuyu terk edip de yani uykumu da uyuyacağım, işimi gücümü de göreceğim ama borçlarımı da vereceğim. Evet hocam der ki sünnetleri terk etmeyelim. Sünnetleri terk vakitleri etmeyelim. Eksiksiz kılalım. Artan zamanlarımızda da kaza borçlarımızı kaza hesaplayalım. Kazalarımızı da bitti, yerine getirelim der. Evet. Başka sorunuz var mı?
Hocam şimdi benim sorum namaz üzerineydi. Sürekli kafam takılıyordu. Evet. Daha önce evlenmeden önce ben 5 vakit sünnetli farzı kılıyordum. Evet. Bu evlendikten sonra oldu böyle. Eşim de mesela sadece farzı kılıyor. Onun cevabını verdi zaten hocam. Yani başka sorunuz var mı sizin? Ben böyle şüphede kaldım. Tamam, onun cevabını verdi şüphede hocam. Şüphede kaldım. Terk etmeyin şimdi der hocam. Şimdi sünnetleri de kılıyorum. Evet. Kaza namazlarımı da. Aynen, ha, tamam. Aynen, terk etmeyeceğiz. Peki teşekkür ediyoruz. Hadi. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Sizin sorunuz vardı hanımefendi, buyurun. Sağ olun efendim. Benim bir sorum var. İçki içilen evden yani bereket olur mu namaz kılınınca? Bize de çok soru geliyor bununla ilgili Twitter'dan. Ben zaten yayının başında söylemiştim. İçki içilen evde namaz kılınır mı diye soruyorlar. İçki içilen evde bereket olur mu? Bir de içki içilen evden ikram edilen yemek yenir mi? Onu demedim de. Hayır, yani. Ben ekliyorum bunu. Sorular yani, var diyorum. Size yardımcı oluyorum. Evet, ekliyorum. Yani. Evet. Hepsini birleştirmiş yani. Olalım. İçki masasında oturmak ayrı. Efendimiz buyuruyor. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahirete imanı olan içki içilen sofrada bulunmasın diye böyle bir hadis-i şerifi var ama içki içilen bir evden bir ikram, kahve ikram edildi. Kahvelerini içerim. Meyvelerini yerim. Yemekleri yerim. Yemeklerini de yerim. Evet. Yani diyaloğu kesmem. Ne için kesmem? Emri bil maruf, nehi anil münker yapacağım. İçki sofrasında bulunulmaz. O... İçki sofrasında bulunmam. Evet. Ondan önceki sorular namaz, yani demek namazla ki, ilgiliydi. İçki içilen evde namaz kılar mıyım? Tabii namaz kılınan yerin üstümün başımın temiz olması şartıyla bu evde içki içilmişti dün diyerek burada namaz kılmam uygun değildir demem. Namazımı da kılarım. Ama namaz kıldığım yer üstümün başımın temiz olması şartıyla. İçki içilen evin bereketi olur mu diye de sordu. Tabii işte haramın işlendiği yerde bereket olmaz. Olmuyor hocam ya, gerçekten. Sağ elinden girse sol elinden çıkıyor yani hocam. Yani ne güzel ya söyledi. Yani. Ne güzel söyledi. İşte yaşanmış biri. O kadar geliyor, o kadar da gidiyor. Ya zaten bizim ana konumuzu 3 haftadır bu konuya bir türlü hocam, giremiyoruz. Bereketli işte bir konu. Bereketli yani, aynen dediğin doğru işte bereket gidiyor yani. Bereket gidiyor. Bereket nedir? Manevi yardım. Manevi çokluk. Evet. İşte o gidiyor. Evet, peki soru sormayan kalmasın en arkada. Buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar efendim. Ben eski Türkçeden okumayı bilmiyorum. Yeni Türkçeden okuyorum. Ne kadar sevabı vardır bilmiyorum. Doğru yani, mu yanlış mı? Yani Kur'an-ı Kerim'i Latin harfleriyle okuyorsunuz. Aslında inançsız zor olanı tercih ediyorsunuz. Siz sanmayın ki ben öğrenemem. İnan öğrenirsiniz. Öğrenirsiniz. La yestahi şeyhu en yetealleme ala ilme kema la yestahi en yekulel hubuz. Yaşlı adam ekmek yemekten utanmadığı gibi öğrenmekten de utanmamalıdır. Öğrenilebilir. Aslında öğrensek orijinal harfleriyle okumak çok daha kolaydır. Ben şimdi ezberimdeki ayetleri o Latin harfleriyle okumaya çalışıyorum. Ezberimdeki yeri şaşırıyorum. Ne kadar zor olduğunu anlayın. Evet. Yani olmaz değil, olur. Ama siz zoru tercih etmiş oluyorsunuz. Peki. O kadar. Evet. Telefonu alacağız. Çok bekledi izleyicimiz. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cumanız hayırlı mübarek cumalar olsun. Hocam. Buyurun efendim. Buyurun. Ben hocam bir sorum olacaktı da. Evet. Ben 30'luk evliyim. İlk evlendiğimizde sigara içmiyordum. Ama eşimden gizli şu an içiyorum ve telefona yakın konuşur musunuz? Alo. Evet. Ben eşim ilk evlendiğimde sigara içmiyordum ama şu an içiyorum ve eşim hani içmeme çok kızıyor. Günah mıdır? Evet. Evlendikten sonra mı sigaraya başladınız? Evet. Daha önce içmiyordunuz. Evet. Niye başladınız? Eşiniz de kullanmıyor demek ki. Hayır, eşim de kullanıyor. Ha, kullanıyor. Evet, ama benim kullanmamı istemiyor. Ha tamam, ben o kullanmıyor diye anladım. Yani eşiniz sigara kullanıyor. Siz evlendikten sonra sigaraya başladınız ama eşiniz sizin sigara kullanmanızı istemiyor.
Evet. Sigara içmek günah mıdır diye soruyor. Evet. Hani eşinden habersiz. Evet. Eşinizden habersiz mi içiyorsunuz şu anda siz? Evet. Benim iki tane imam arkadaşım. Biri böyle sakalsız. Öteki de hem sakallı hem de müthiş sigara içiyor. Biri diyor ki ya sen sakal koysan ya diyor. O da diyor ki sen de sigarayı bıraksan ya. Ya gel ben sakal bırakayım sen de sigarayı bırak diyor. Böyle bir anlaşma yapıyorlar. Demek isterim ki hanımefendi desin gel, ki gel kocacığım. Ben bırakırım ama sen de kocacığım, bırak. İkimiz birden bırakalım şimdi. Evet. Ya çünkü bakın bugün hakikaten Allah cümleye şifa ihsan etsin. Amin. Çok çok kanser vakası vardır. Genç ihtiyar dinlemiyor. Ortalıkta da bir sanık dolaşıyor sigara ya. Yani onkoloji hastanesinin önünde bizim halkımız savuttura savuttura sigara içiyor. Ya sizin basarınız basiretiniz mi bağlandı? Yani şaka mı sanıyorsunuz? Sonra üzerinde sigaranın üzerinde de küçük harflerle değil, koca harflerle bu sigara öldürücüdür diye yazıyor ya. Ya bunlar bize hiç kar etmiyor mu? Sigara sana para verip satın alayım. Yok paran yetmez. Daha ne istiyorsun sigara? Artı bir şey daha istiyorum. Sağlığını istiyorum. Ya sağlığım önemli ya. Sağlığım olmazsa dünyanın ne önemi olur? Valla sağlığını istiyorum. Sağlığımı da vereyim. Yok sağlığın da yetmez. Daha ne istiyorsun? Canını istiyorum. Allah Allah. Bak paramı alıyor. Sağlığımı alıyor. Canımı alıyor. Yani bu dünyada inan sade bizde değil, dünyada sigara müptelası ikinci sınıf olarak algılanıyor. İkinci sınıf insan olarak algılanıyor. Doğru. Yani. Doğru. Evet. Peki reklama gidecekmişiz. Kısa bir aramız var. Tamam. Yeniden birlikte olacağız. Cuma sohbetlerinde yeniden birlikteyiz. Telefonlarımız var. Devam edelim soru cevaplarla. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar hocam. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Çocukluğumda günler uzundu. O zaman bize babam çok oruç tutturmadı. Dayanamıyorduk. Evet. Ben oruçlar o zaman yedim. Ara ara kadınsın yediğimiz dönemler oldu. Tabii ben bunun çoğunu tutamadım. Bir 61 tutsam bunların hepsine sayılır mı? Hmm. 61 gün tutmam icap eder mi? Siz bakayım. Kaç yaşındaydınız peki? Hatırlıyor musunuz? Şimdi ben 52 yaşındayım. Hayır, hayır. O zaman 15, 16, 14 o yaşlardaydım. Ya 14, 15, 16 yaşlarındayken siz Ramazan orucunu, Ramazan ayında kasten orucu yediniz. Ya işte yaz günüydü, dayanamıyorduk. Babam bize yedirdi. Köy yerinde iş çoktu. Kendi tutuyordu. Bizlere dayanamıyoruz diye yedirdi. Ama borçlarım var bayağı bir. Dayanamıyorduk. Dolayısıyla babam da orucu bozdurdu. Yedik içtik diyor hocam. Efendim. Şimdi 61 tutması gerekir mi? 14, 15, 16 yaşlarındaydım efendim, diyor. Efendim 15, 16 yaşındaki kız çocuğu mükelleftir. Allah'a karşı mükelleftir. Yani namazla, oruçla mükelleftir. Babasının böyle bir yetkisi yoktu. Allah'a isyan yerinde kula itaat gerekmez. Yani hanımefendi orucu tutmakla mükellef idi. Ama dayanamamış. Şimdi gününe gün tutması lazım. 61 değil. 61 değil. 61 olması için başladığı Ramazan orucunu kasten bozması gerekir. Bunda o yok herhalde. Yani dayanamadığı için artık O yok. Hiç niyetlenmiyor. Hiç niyetlenmiyor. Oruca niyetlenmiyor. Niyetlenmiş. Siz oruca niyetlendiniz değil mi? Yok. Oruca niyetlenmedim. Yani uzun günlerde dayanamıyoruz diyerekten öyle yemiştik yani. Tamam. Babam yedirmiş. Tamam, niyetlenmemiş. Kadınsın hastalık olduğu dönemlerimizde de yemiştik. Bayağı bir borcum var yani. Onu bir 61 tutsam tamamlar mıyım? 61 olmaz. Bak şimdi siz 61 ile mükellef değilseniz, siz o tutmadığınız, o Ramazan mükellef olduğunuz halde tutmadınız. Diyelim ki o Ramazan 30 gündü o. Ayrıca sizin adet günlerinizde tutmadıklarınız, onları da kaza etmeniz icap eder.
61'e mahal yani yoktur. Yani gününe gün diyorsunuz. Evet, gününe evet. Gün. Evet. Anlaşıldı galiba cevap. Hocam o zaman ben bunları topluca hesaplayacağım. Tabii, tabii. Şimdi 52 yaşındayım. Tabii. Hepsini tutmam gerekiyor o zaman. Tabii tabii. 52 evet. Yaşın bu vakte kadar yani ne kadar tutmadıysanız onları çıkaracaksınız. Tabii. Kaç ay tekabül ediyorsa onları tutacaksınız evet, diyor hocam. Doğru. Yani her biri için 61 tutmayacaksınız diyor. 61. Tamam tamam tamam, tamam. Hocam. Peki. Tamam, anladım. Teşekkür peki. Ederim. Sağ peki ol. Ankara'ya selamlar. Hayırlı cumalar. Diğer telefonu alalım. Hoş geldiniz. Alo. Muğla. Hayırlı alo. Cumalar. Hayırlı cumalar Muğla. Hayırlı cumalar. Aleyküm selam efendim. Nasılsınız? Halide Hanım. Sağ olun. Siz nasılsınız Halide Hanım? Ben de çok şükür Allah'a çok iyiyim. Allah iyilikler versin. Buyurun. Benim ya zamanınızı fazla olmak istemiyorum ama birkaç sorum olacak. Tabii buyurun. Şimdi ben 3 senelik evliyim. Bundan 2 sene önce ben bir rüya gördüm. Evet. Rüyamda bana ya suru üflediğini duyuyorum. Kulağıma bir ses geliyor ve bana çabuk uyan kalk kıyamet kopuyor dediler rüyamda. Kalktım da bütün dağlara taşlara Arapça Allah yazısı, Arapça ayetler yazıldığını gördüm ama hı-hı. Havada tam böyle akşam üzeri gibi 5 ile 6 arası gibi bir şey. Evet. Uyandığımda böyle bir şeydi. Bir de ben 3 ay önce babamı kaybettim kanserden. Sabahtan beri seyrediyorum yayınınızı da. Hani babam ölsün diye dua ediyorum diyorlar ya. Ondan izledikçe ben burada gözyaşlarımı tutamadım. Ya. 6 ay babama ben baktım. Lavabosuna ben götürdüm. Aklınıza ne geliyorsa. Her şeyini ben yaptım. Yani 6 kardeşiz 6'mızı yaptık da ben özel olarak ilgilendim babamla. Hani yani size çok acı geldi diyorlar. Değil mi o anlatılanlar? Bir izleyicimizin arayıp ya babalarından dolayı çok rahatsız olduklarını. Hayırlı evet. Eğer kendisi için hayırlı ise ölümlerini hı. istediklerini söylediler babalarının. O çok ya. Acı geldi size tabii. Allah'ım, Allah'ım hem de nasıl acı. Babam 3 evet. ay önce vefat etti ama halen içindeki acısı 3 ay önceki gibi, vefat ettiği günkü gibi yanıyor. Ne kadar kötü de olsa hani babalarımız babadır ya. Kimse, hiçbir kimsenin ne bileyim ölsün diye, dua edeyim diye hakkı yok. Ben burada çok ağladım. 3 ay oldu halen ağlıyorum da. Nasıl bu yüreğimdeki acı hafifleyecek? Elimden geldiği kadar hayırlarını yapıyorum, dualarını okuyorum, Yasin'ini okuyorum. Ben açık bir bayanım ama Allah'a şükür yani Allah'ım günahlarımızı affetsin. Babam da zamanında kötü bir insandı. Hani kötü derken kötü demeyeyim de hataları oldu. Biz de onun borçlarını ödedik. Ama ne bileyim ben öyle yapmasınlar ya. Babalarına ölsün de dua etmesin kimse. Allah keşke diyorum ki babam sağ olsaydı yine köşemde otursaydı. Ben yine onun tuvaletini götürüp bütün ihtiyaçlarını ben giderseydim. Ya. İnanın ki keşke i̇nşallah olsaydı. Fotoğrafını benim de, aldım attım. Benim de dileğim ama. Şu anda inşallah o arayan hanımefendi de izliyordur. Belki moral olur sizin tabii, söyledikleriniz. Doğru, motive doğru. Eder kendisini. Babasıyla ilgili rahatsızlıkları. Mutlaka kendi içinde o da yaşadıklarından dolayı çok acı çekiyor. Ondan dolayı feryat ediyor ama sizin söyledikleriniz çok önemli. Ya ben de çok acı çektim zamanında inanın. Ben de 33 yaşındayım. Bakın benim evladım da olmuyor. Ben 3 yıllık evliyim. Evet. Evladım da olmuyor benim. Hani hep dediler ki hani nasıl diyeyim? Hani evladım da sana bakar. Yani benim evladım olmuyor ama hiçbir zaman Allah'ıma da isyan etmedim. Olsun böyle hayırlıymış benim için demek ki. Yani babamın acısını unutamıyorum ben. O yüzden asla babaları ölsün, babam ölsün diye dua etmesinler. Babamı tuvalete ben götürdüm. İnanır mısınız? Yüreğim yoktu. Kanser artık her yanı sarmıştı. Lavabosunu ben götürüp ihtiyaçlarını ben gidiyordum. Keşke olsa da 6 yıl deser değil de 60 yıl baksam ona. Allah Allah. Bu ya. Kadar söyleyeceğim keşke yani. Babamın acısı da içimde. 6 yıl değil 60 yıl ben baksam babama şimdi, diyor. Yani o daha önceki öyle telefon eden hanım artık hani sabır çanağı çatladı derler evet, ya. Evet. Sanki öyle olmuş. Annesine durmadan hakaret, durmadan şiddet. Küfür. İşte bu sefer bunların tahammülü bitiyor. Durmadan kumar borcu, olmadan hep olumsuzluklar, hep sıkıntılar üst üste gelince tahammülleri kalmamış. İlla canını al diye beddua etmiyor da onu soruyor zaten. Yani öyle. Şey, o yüzden çok onu affedersin. Da onu hocam onu, bir sorun daha olacak size. Bak bir kere şunu söyleyelim. Bu hanımefendiyi şu bakımdan takdir etmek lazım. Bak çocuğum olmuyor diyor. Ama bunu da tevekkülle karşılıyor. İsyan etmiyorum diyor. Bu çok yok, takdire asla. Şayım. Yani biz ne deriz? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Fe ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ De ki, ya Rab, senin
tensip ettiğin, takdir ettiğinden başkası bize gelmez. Bizim dostumuz sensin. Müminler ona dayanıp ona güvenmeli. Hakkımdaki hayırlı olan böyleymiş deyince huzur buluruz. İlla oğul evladım olacak. Yani kız doğdu diye kadını suçluyor ya. O kadının bu işte ne dahli var, ne suçu var yani. Küsüyor. Sanki onun elinde. Sanki onun elinde yani. Kız veya oğlan dünyaya getirmek elinde sanki. Rabbimiz ne buyuruyor? Allah dilediğine kız evladı verir, dilediğine erkek evladı verir, dilediğine ikiz verir, dilediğini de kısır bırakır. Evet, yani bu hanımefendi bu işi teslimiyetle karşıladı. Teslim olmuş zaten. Yani buraya seyircilerimizin ben dikkatini çekmek istedim. Evet, evet. Sorusu şu hocam, babam vefat ettikten sonra sürekli ağlıyorum diyor hanımefendi. Ama bu ateşi nasıl söndürebilirim, işte. Nasıl teskin bu doğru olabilirim? Değil. Bakın, nasıl teslim olabilirim? Ağlanabilir, elbette ağlamak tabiidir. Mesela bakın, Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, çocuğu hasta. Efendimiz'e haber gönderiyor. Baba çocuğum çok hasta, gel. Kızım takdire rıza göster. Benim elimden gelen bir şey yoktur kızım. Sabırlı ol. Baba Allah aşkına gel deyince Efendimiz yanındaki ashab ile birlikte geliyor. Torunu yani Hazreti Zeynep'in çocuğunu kucağına alınca hırıltılarla belli ki çocuk son dakikalarını yaşıyor. Efendimizin de ağladığı görülüyor. O gelenlerden Sa'd ibn-i Ubade, ya Resulallah siz de mi ağlarsınız? E tabi bu. Yani gönlümüzün meyvesi bizden alınıyor. Gönlümüz mahzun olur. Gözümüz yaş döker. Ama dilimizden de Allah'a isyan olan söz çıkmaz. Hanım efendinin şimdi babasının vefatı dolayısıyla üzülmesi normal. Ama keder ve yas 3 gündür. 3 günden sonra yas yoktur. Sürekli ağlaması doğru değil diyorsunuz. Yani sanki Allah'ın takdirine teslim olmama gibi bir anlam taşır. Ağlar isen başına ağla, elden vefa yoga benzer. Yunus öyle diyor. Eğer ağlayacaksan kendin için ağla. Yani babamız için ağlamanın babamıza faydası olur mu? Olmaz. Bize faydası olur mu? Olmaz. Duvarı nem öldürür, yiğidi gam öldürür. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tefvizi umur eyle. Mevla görelim neyle, neylerse güzel eyle. Evet. Yani Allah'ın Rabbim diyeceği söz nedir? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi bizim sahibimiz sensin. Biz de senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız. Yani yapacağı şey nedir hanımefendinin? Fatihalar, Yasinler, Hatimler, gücü yeterse ruhuna maddi başlayacak şeyler ve babasının vasiyetini yerine getirme, dostlarıyla dostluğu sürdürme. Bunları yapacak. Yoksa ağlamakta bir fayda yoktur. Yani. Peki, teşekkür ediyoruz hanımefendi. Bir telefon daha alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, alo. Hayırlı cumalar, Mersin. Hayırlı cumalar, selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun efendim. Selam. Hocama bir sorum olacak. Tabii ki, buyurun. Hocam ben namaz kılıyorum, sürekli namaz üstünde abdest alıyorum. Abdestim sürekli bozuluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Günden yani her vakitte 4-5 kere, bazen bir kere. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam, şimdi soruyu doğru anlayalım. Namaz kılarken abdestin bozuluyor dediniz. Bu sizin vesveseniz mi? Yoksa sağlık problemlerinden dolayı mı abdestiniz bozuluyor? Yani abdestinizin olmadığını mı düşünüp abdest alıyorsunuz? Hayır, abdest alıyorum. Affedersiniz yani... Bu abdestin ya bozulduğunu hissediyorum. Bazen his öyle yani efsane ediyorum, bilmiyorum. Tamam işte o yüzden sordum. Yani vesvese bu. Bunun adı vesvese hocam. Herhalde, eğer öyleyse. Bana da öyle geliyor. Herhalde bu vesvese. Abdestim olmadı. Öyle hissediyorum diyor çünkü. Yani öyle affedersiniz bir yellenme. Yani bir ses yok, koku yok. O zaman öyle abdestim bozuldu diye düşünmek yok. Abdestim var, tamam. Yoluma devam. Bir vakitte hocam, kaç defa abdest alıyorum dediniz bir vakitte?
Her vakte bazen 2-3 defa alıyorum. Bazen bir abdestle kalıyorum. Bazen 4-5 defa yani oluyor öyle. Sürekli 4-5 defa bir vakit için abdest alıyor. Ekindi namazıyla böyle oluyor. Evet. Şimdi bak. Yani en aşırı böyle ekindi namazı, yatsı namazı böyle oluyor. Diğer de idare ediyorum da. Bak hanım kızım, bak en kötü ihtimal sen özür sahibi olduğunu bilmiyorum. Bak özür sahibi nasıl olur? Yani diyelim ki bir yerden bir akıntı oluyor. Evet. Ve bu hep devam ediyor. Ve iki namaz arasında da en az bir defa görülüyor. Eğer böyle bir durum varsa bu kişi özür sahibi olur. Diyelim ki öğleyin abdest alırım. O akıntı aka dursun, ikindiye kadar o abdest geçerli. O akıntı olsa dahi? Olsa dahi. Abdest geçerli. İkindiye kadar geçerli. Evet. İkindide tekrar abdest alırım. O akıntı olsa bile o abdest akşama kadar geçerli. Kur'an'da okuyabilirim, tekrar namaz kılabilirim. Ama akıntı var olsun, evet. Yine kılarım. Akşam aldım, akıntı var ama ben yine akıntı olmasına rağmen yatsıya kadar o abdest geçerlidir. Evet. Orada bir mazeret var çünkü. Tabii mazeret. Sizin yani, öyle bir durumunuz var mı hocamın bak, anlattığı gibi bir durum söz konusu mu sizde? Hocam bir de şey var, idrar kaçırması sürekli oluyor. He. Yani en çok da onu kalkıp sürekli gidiyorum abdestten. Yani 2-3 defa idrar kaçırması, yani abdestte sürekli böyle oluyor. İdrar evet. Yanmasına kaçırma da oluyor hocam. Evet. İdrar kaçırma mı? Evet. Bak, evet, ne yapacağımı bilmiyorum. Peçete kullanıyorum, bilmiyorum. Bak güzel kızım, yine aynen dediğim gibi. Yani demek ki idrarı tutamama durumu vardır. Aynen dediğim gibi bak. Bu vesvesenin dışında bir şey o zaman hocam. Vesvesenin yani. Dışındaysa da ne olur? Yapacağı şey nedir? Öğleyin abdest alacak. Öğle namazının vakti girdikten sonra abdest alacak. O abdestle öğleni kılar. İkindiye kadar geçerli. Ne kadar idrar kaçarsa kaçsın. İki. İkindilediği alacak. O da akşama kadar. Akşam alacak, o yatsıya kadar durup da tekrar. Yani hocamın söylediği her vakit için evet, bu mazeretinizden dolayı siz abdest alıp namaz kılabilirsiniz. Her vakit için. Yani bir vakitte 4-5 defa değil de. Diyelim öyle. Şimdi öğle namazını kılacaksınız. Heh. Abdestinizi alacaksınız. İkindiye kadar. İkindiye kadar geçerli. Geçerli diyor hocam. Kaç defa o şey olursa ama diyelim ki kilot yani çok kirlendiyse. Evet. Yıkarım ama el ayasını geçmeyecek derecede ise değiştirmeye bile mahal yok ya. Yani. Evet. Peki var mı başka sorunuz? Hocam sağ ol, teşekkür ederim. Peki İyi teşekkür günler, ederiz. Sağ olun aradığınız için, hayırlı cumalar. Hocam vaktimiz daralıyor. Duaya geçeceğiz ama birkaç soru aktarayım ben. Birkaç dakikamız var. Şöyle bir soru var. İdrara sıkışık durumdayken namaz kılmak caiz midir? Evet. Efendim namazda huşu esastır, huşu. Yani idrara sıkışık olan adam nasıl namaz kılar? Yani hele şu namaz bir bitse de gitsem diye. Sıkı, huzur. Yani huşu olmaz değil mi? Huşu olmaz. Veya yani çok güzel bir Kayseri mantısı pişmiş. Oo, hocam. Şimdi... bu o vaziyetteyken namaz ya aklı fikri mantıdadır değil hocam mi? Şimdi ay cumaya da gideceğiz şimdi mantı dediniz. ya. Hocam evet. Ne güzel olurdu şimdi. Öyle yani o yüzden yani demek ki iştahının çektiği yemek hazır iken. Evet. Abdeste sıkışık iken namaz mekruh olur. Yani o zaman önce yemek yiyecek eğer öyle bir durum varsa. Önce yemeği yemek yiyecek. Aklından çıkaracak onu. Namaz ondan sonra kılacağız. Tamam. Yani bir kere rahat olacak. Namazı da huşu ile kılacak ya. Yani. Bir diğer soru, bayanların ziynet eşyasından zekat vermeleri gerekir mi? Evet. Altın ve gümüşten gerekir, diğerlerinden gerekmez. Altın ve gümüşten gerekir hanımlar, diğerlerinden gerekmez diyor hocam. Bir diğer soru, varis çorabı üzerine mesh yapılır mı? Yapılabilir. Yapılabilir. Varis çorabı üzerine mesh yapılabilir, evet. Abdest ve gusül alırken takma dişleri çıkarmak gerekir mi diye sormuşlar. Eğer mümkünse gusülde çıkarmalı, abdeste gerek yoktur. Bir diğer soru, bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu olur mu hocam? Namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu olmaz.
Ama bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Ey peygamber, ailene namazla emret, sen de devam et. Yani ailene namazla emret, sen de devam et. Şu var, velâ teziru vâziratun vizre uhra. Hiç kimse bir başkasının günahından sorumlu olmaz. Ama mümin erkekler, mümin kadınlar birbirinin yardımcılarıdır. Emri bil maruf, nehi anil münker yaparlar. Hakkı ve hayrı söylerler. O yüzden bakın sevgili peygamberimiz, ey peygamber kızı Fatıma, peygamber kızı olduğuna güvenme. Rabbim izin vermezse benden sana fayda yok kızım. Kalk Rabbini tazim et. Ya Abbas, ya amme Muhammed, peygamber amcası Abbas. Peygamber amcası olduğuna güvenme. Rabbim izin vermezse benden sana fayda yok. Başının çaresine bak. Yani demek ki oğlumuzu, kızımızı böyle gönlüne girerek, sevdirerek, yani tebliğimizi, telkinimizi, emri bil maruf, nehi anil münkerimizi de yani uygun bir dil ile, üslubu ile yapmak icap eder. Yani kocacığım bak evimizde bereket olmuyor Allah aşkına, bu yaşa geldik. Ne diye namaz kılmayız? Hatta namaz kılmak bir yana, sen imam ol, biz de cemaat olalım. Evimizde Kur'an okuyalım. Allah'ın Resulü evlerinizi kabire çevirmeyin buyuruyor. Allah'ın kelamını dinleyelim, bereket olur diye, ama yapıcı üslupla. Tavsiyelerde bulunuyor. Sen yavur musun da namaz kılmıyorsun filan dedin. Evet, o şekilde değil. Yani. Üslup önemli yani. Öyle, peki. Evet. Duamız var. Lütfen duaya da iştirak edin. Bekleriz kısa bir ara, reklamlardan sonra duada birlikte olacağız. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin, gerek stüdyomuzda ve gerekse ekranları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Bizlerden ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. Evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Amin. Onları sevgili peygamberimizin sünnetiyle mütesennin, ahlakıyla mütehallik eyle. Amin. Kutsal değerler uğruna kan veren, can veren, gerek polislerimizden ve gerekse askerlerimizden aziz şehitlerimizi sevgili peygamberimize komşu eyle. Amin. Kederdiğde hısımlarına sabırlar yağdır. Amin. Sabırlarına hudutsuz mükafatlar ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda bir ve beraber olmuş mübarek milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi ihlal etmek isteyenlere fırsatlar verme. Amin. Devletimizi payidar, amin, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Ya mücibe deavat, ya mutiyel mes'ulat, ya gaziyel hacat. Eşşafi ismi şerifin hürmetine hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Rızıklarımızı helal ve bol olarak lütfeyle. Amin. Lütfettiğin bunca nimet muvacihesinde sana karşı şükran görevini yapabilmeyi de nasip ve müyesser eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El-Fatiha.